İyi geceler sevgili izleyenler. Genç Bakış başladı. İstanbul'dayız ve Genç Bakış yeni formatıyla bomba gibi yeni bir sezona başlıyor. Yeni sezon diyoruz çünkü gerçekten dijital dünyanın sağladığı olanaklarla evinize gireceğiz ve hepinizden sorular alacağız. Artık Genç Bakış'ı biz sadece bir üniversite, sadece stüdyoda değil, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanından sizlerin de katılımıyla interaktif bir televizyonculuk yayını gerçekleştirmek istiyoruz. Bu Türkiye'de de dünyada da çok sık denenen bir sistem değil ama Genç Bakış'ı nasıl bir ilk olarak başlattıysak, binlerce kişiyle yaptıysak, bugünden itibaren de milyonlarca kişiyle, yani sizlerle interaktif olarak istediğiniz anda katılacaksınız, sorular soracaksınız. Burada arkamızda kocaman bir ekran var. Bu sizden gelen sorular. Yayın boyunca da sorular gelecek. 20 saniye içerisinde cep telefonuyla, bilgisayarla sorularınızı çekeceksiniz ve göndereceksiniz. Bugüne kadar öğrencilere bazen kızıyordunuz, bazen helal olsun diyordunuz. Ya şu soruyu niye sormadı diyordunuz. Şimdi o soruyu kendiniz sorabileceksiniz. Evet, bu sorular geldikçe bunları da paylaşacağız. Öğrenci arkadaşlarımız var. Sizlerden gelenlerin ötesinde onlar da seçecekler. Onlar da sorular soracaklar. Yani aktif bir şekilde biz bu programı götüreceğiz. Evet, bugün konuğumuz kim? Konuğumuz MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş. İktidara aday partilerden birisi de o. Muhalefet partisi olarak iktidara geldiklerinde neler yapacaklar? Muhalefet olarak Türkiye'nin sıcak gündemine nasıl bakıyorlar? Olası bir iktidar değişikliğini nasıl değerlendiriyorlar? Önümüzdeki seçimler için kozları ne? Ve Türkiye'nin sıcak gündemi konusunda hem sizlerden gelen soruları hem de burada arkadaşlarımızın sorduğu soruları soracaklar. Ve burada İstanbul'dan, İzmir'den, Erzurum'dan, Balıkesir'den, Yalova'dan ve Bursa'dan, Manisa'dan, Sakarya'dan dört bir yandan sorular geliyor. Gelmeye de devam edecek. Görüntülü sorularınız için 0531-409-48-24 numaralı telefona görüntülü sorularınızı göndereceksiniz. 20 saniye olursa gayet iyi sorular soruluyor. Ayrıca yine gençbakış.kanalda.com.tr'den bize sorular yönetebileceksiniz. Telefon olarak da katılabilirsiniz. 212-413-5267. Bunlar yayın boyunca altta akacaklar. Mümkün olduğu kadar kısa sorular ve çok soru olursa da çok mutlu olacağız. Evet, bugünkü konuğumuz çok önemli. Babadan gelen bir miras da var, siyaset mirası da var. Sayın Alparslan Türkeş'in oğlu olmanın da büyük sorumlulukları var. Sokak röportajlarımız da var. İlerleyen dakikalarda onları da sizlerle paylaşacağız. Tuğrul Türkeş kimdir dedik, Alparslan Türkeş kim dedik. Alparslan Türkeş herkes sanıyor da Tuğrul Türkeş'te biraz zorlanıyorlar. Demek ki daha boynuz kulağa geçmedi ama ilerleyen yıllarda mutlaka o da olacaktır diyoruz. Evet, üniversitelerden arkadaşlarımız geldi. Tuğrul Bey hoş geldiniz. Bence arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin sıcak gündemini konuşalım, tartışalım diyoruz. Türkiye gerçekten zor dönemden geçiyor ve bu zor dönemde de zor konular bizi bekliyor. İktidar partisinin neler düşündüğünü, neler yaptığını görüyoruz ama muhalefet bu konuda ne diyor, ne düşünüyor onları tek tek konuşacağız. İsterseniz gelin öğrencilerle hemen başlayalım. Birer tur kısa kısa bir sorular alalım. Ondan sonra çok sayıda bekleyen sorularımız var. Onları aldıktan sonra da ben arada ara ara gireceğim. Sözü öğrenci arkadaşlardan diyeceğim. Sormak isteyen varsa hemen sıradan değil başlayalım. Evet. Kim olmak ister? Evet. Kim? Sen girsin. Gireyim ben. O zaman. İlk soru zordur. İlk soru hep zor olur. İlk soru zordur. Ben öncelikle Ermenek'te hayatını kaybeden madencilerimize başsağlığı diliyorum. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural eşini kaybetti. Ona da başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Türkeş hoş geldiniz. Çok sorun var sizle ilgili ama yine hemen bir tanesini sorayım. Biliyorsunuz 1997 yılında babanızın vefatından sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ne genel başkanlık yarışına girmiştiniz. Sayın Bahçeli ile yarışmıştınız. Daha sonra ilk seçimi kazandınız ama daha sonra seçim farklı nedenlerle ertelenince diğer adaylar çekildi ve seçimi kaybettiniz. Şimdi ve 10 yıl sonra partiyi, daha sonra Aydınlık Türkiye Partisi diye bir parti kurdunuz. Sonra Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı oldunuz. Yani biz onları hep unutuyorduk sen niye? Evet yani şimdi şöyle güzel, bir şey. Vallahi bravo. Siz önemli bir siyasi kimliği, kişiliği olan Alparslan Türkeş'in oğlusunuz. Yani bu Doğru Yol Partisi'ne geçmeniz, hani MHP'de liderlik yarışını kaybettikten sonra farklı bir parti kurmanız, babanızın siyasi mirasını devam ettirmediğiniz anlamına gelmiyor mu? Bunu soracağım size. Ve ne değişti de yani 97'de rakip olduğunuz Devlet Bahçeli'ye karşı ne değişti de 2007'de tekrar MHP'ye katıldınız? Yani 2002'de Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçilseydiniz, babanızın partisini unutup Doğru Yol Partisi'nde mi siyaset yapmaya devam edecektiniz? Yani milletvekili seçilmek için mi MHP'ye katıldınız? Kısaca böyle toparlayayım. Eyvah eyvah. Net sorayım. Yani. Süper. Gayet hızlı bir açılış yaptık. Bir kere çok teşekkür ederim. Yani çok güzel tetkik etmişsiniz. Çünkü
O zamanların çoğunda belki de siz var mıydınız? Ben 94 doğumluyum. Evet işte 3 yaşındaydım demek ki olan olaylarda. Şimdi şöyle, bir kere içinde belli varsayımlar var. Gerçeği farklı gösteren. Önce onlara başlamamız lazım. 1997'de rahmetli Türkeş Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde demokratik bir seçim yaptık. Yani çok adaylı, düşünün ki 30 yıllık ve çok güçlü bir lider figürü hayatını sonlandırdı ve bütün Türkiye bakıyor Milliyetçi Hareket Partisi'nde bundan sonra ne olacak diye. Aday olmak isteyen bütün arkadaşlarımıza adaylık yolu açıktı. Ben partinin genel başkan vekili idim. Yani Türkeş rahmetli olduktan sonra partinin merkez yürütme kurulu toplandı ve ben genel başkanlığa vekalet ediyordum. Yani bütün altyapıyı ve organizasyonun sorumluluğu benimdir. İstesem o koltuktan kalkmazdım. Kim diyor. Aday olmak, tabii yani bunu önerenler de oldu. Ya aç işte babanın odasına otur, ne var, kim ne diyecek filan diye. Ama 30 yıllık bir Türkeş döneminin sonunda Milliyetçi Hareket Partisi, yani Türk Milliyetçiliğinin Partisi yeni bir yola giriyordu. Bu yolu doğru başlatmamız lazımdı. Ondan sonra 7-8 filan aday vardı ama esas 4-5 ciddi addedilebilecek aday vardı. Ondan sonra ve herkesin girmesini temin ettik bir kere. Herkesin adaylığını kabul ettik, girmesini temin ettik. Bu bir. İki, delege yapısında aslında delegelik vasfı tartışılabilir insanlar vardı ve bunların bana oy vermeyeceği biliniyordu. Buna rağmen hepsinin delegeliğini de akredite ettik, kabul ettik ve demokratik kongrelere girdik. İlk turu ben kazanmadım. Siyasi partiler kanununa göre ilk turda en fazla oyu ben aldım. Ama o benim genel başkan olmama yeterli değildi. İkinci turdan sonra ise diğer adaylar Sayın Bahçeli lehine feragat ettiler ve Sayın Bahçeli seçildi. Demokratik bir seçimdi. Biz de buna saygı gösterdik. Ama bırakıp gittiniz galiba o ara. Hayır hiç bırakıp gitmedim. Doğru yol macerası. Ha, oraya geleceğim. Aynen. Ama o, şimdi o konu davadan çok pratik gibi sorulmuş bir soru. Cevabı biraz uzun. Turun Bey, çok şimdi kısa bir onları şey böyle bir gitmemiz lazım. Kafa karışıklığına sebebiyet. Çok kısa bununla ilgili bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi dediniz ya, delege seçiminde herkes hür iradesiyle oy verdi, herhangi bir baskıda bulunmadım. O dönemde sizin mesela şöyle bir söyle, internette bunu okudum. Yemek programlarına katıldığınız, o genel başkanlık kongresi kurultay sürecinde yemek programlarına katılmıştınız. Mesela bir yerde işte önlük giymişsiniz, bir de hayır, ayol gibi bir kelime kullanmışsınız. Hayır. Orada onu soracağım. Orada deniyor ki yani Ülkücü Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu bir duruşu var ama yemek programına çıktı. Yani ve bunun kasetleri bütün teşkilatlarda yayınlanmış, yayılmış. Hayır, yani, yok, hayır, öyle bu değil. Bu sizi etkilemek için bir komplo çok, muydu? Çok ciddi bir röportaj yaptık. 2 saatlik bir röportaj. Dış politika, iç politika, ekonomi, şu bu filan. Programı yapan, yani röportajı yapan gazeteci arkadaş, bir hanımefendi, dedi ki ya çok ağır oldu program dedi. Bir iki tane de dedi, hafif soru sorabilir miyiz dedi. Tabii ne istiyorsan sor. Yemek yapmayı bilir misin dedi. Bilirim dedim. Yani benim elimden gelir, ben yemek yaparım. Bu da ayıp bir şey değil. Dünyadaki şimdi hanımlar bana kızacak ama bu yayında dünyadaki en iyi ahçılar erkektir. Devlet Bahçeli yani, de iyi yemekler yapıyormuş galiba. MHP'nin geleneğinin önünde var galiba. Şimdi dedi ki mesela ne yaparsın? Ne istersen yaparım dedim. Zeytinyağlı fasulye yapar mısın? Yaparım. Bir tarif et dedi. Tarifini yaptım. Zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır diye. O program yayına girdiğinde bizim o 2 saatlik fevkalade dış politika, iç politika, ekonomi, eğitim vesaire çoğu tırpanlanmış. Sadece zeytinyağlı fasulye kısmı öne çıkmış. Çok da lezzetli bir tarifse ama bu o dönemde yanlış algılandı. Bu bir. İki,
Babam Kıbrıs'ta doğdu. Türkiye'ye okumak için geldi. Ve harp okulundayken, Kuleli'deyken tabii Kıbrıs şivesiyle konuşan genç bir ortaokul talebesi. Orada bundan sebep üzüntü, gerginlik oluyor. Yani 1933'ün Türkiye'sini düşünün. Ondan sonra o şiveli konuşmaktan sebep eleştiri. Herhalde ondan sebep olsa diye düşünüyorum. Annem de babam da bizim bütün kardeşler olarak hepimizin düzgün, temiz İstanbul lehçesiyle Türkçe konuşmamız için gayret sarf ettiler. Biz sürgüne gittik. Yani 60 ihtilalinden sonra ben ilkokula Hindistan'da başladım. İngilizce okulda öğreniyorum ama şart koştular, evde ablamlar bana Türkçe okuma yazmayı öğretti. Yani efendim, çocuk işte burada İngilizce öğreniyor, ne yapalım, Türkçeyi de öğretemedik, öyle bir şey bizim evde yoktu. Temiz İstanbul lehçesinde ayol yoktur. Dostluk ve samimiyet ifade eden bir güzel sözcüktür. Daha sonra bunu bir takım homoseksüeller kullandı diye bunu Türkçemizden atamayız. Evet. Temiz İstanbul lehçesinde samimiyet ve dostluk sözcüğüdür ayol. Onu da bir konuşmada yapmışım. As beni. Yani ne? Evet, bunlardan... doğru yol olayına. Şimdi bundan sebep mi kaybettin kongreyi? Hayır. Üzerinden 18 yıl geçti. Gayet objektif ve sakin söyleyeyim size. 30 yıllık Türkeş döneminin bu camia bir hesabını görmesi gerekiyordu. Oğlu aday olduğunda hesabı kimin üzerinden görürsün? Oğlunun üzerinden. O hesabı ben verdim. Helali hoş olsun. Kapattık onu. Hiçbir şey yok onunla ilgili. Evet. Şimdi partiden genel başkan adayı, aman genel başkan olamadım diye ayrılmadım. 1998'de 28 Şubat sürecinde Türkiye seçime giderken o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi daha sonra girdiği 57. hükümet dönemiyle ilgili partinin siyasi o yaklaşımını doğru bulmadığım için uyarıları yaptım. Ama uyarıları o dönemde duyuramadım. Duyurmanın tek yolu partiden ayrılmaktı. Ayrıldım ve Aydınlık Türkiye Partisi diye bir parti kurdum. Doğru yola girmedim. 2002 seçimlerinde seçim işbirliği yaptık Tansu Çiller hanımefendiyle. Ben Aydınlık Türkiye Partisi'nin genel başkanıydım. Sadece bir seçim işbirliğiydi. İttifak yaptık. Ama ittifak yapmanın yolu Doğru Yol'un listelerinden seçime girmekti. Doğru Yol beni Kayseri Liste 1'de aday gösterdi. Böyle bir göğsüme kır atı takmadım. Hiç. Sadece seçim afişlerimde kır at vardı. Bu kır at kötüdür anlamı çıkmasın ama kendi siyasi çizgimin daha net anlatmak bakımından söylüyorum. Yani buraya bir gün kır at rozeti takmadım. Öyle bir resim yoktur. Yani varsa çıkar montajdı. Bir yerden de yine... Hayır yok, hiç takmadım. Onun için yani bunu söylüyorum. Evet. Şimdi oradaki de maksat sadece belli bir seçim sonrasında mecliste mücadele etmekti. Sen bunları milletvekili olmak için mi yaptın sorunuz var. O da güzel bir soru. Hayır, çünkü 99'da seçime giderken ben Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrıldığım halde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bey bana 2-3 kere aracı yollayarak gel milletvekili adayı ol müracaatını et diye haber yolladı. Ben o dönemde milletvekili olmayı doğru bulmayacağım için bu daveti geriye çevirdim. Kısa özeti bu ama daha... Ne olur kısa soru kısa cevap istiyoruz. Çünkü hayır ama çok bu önemli bir konuydu. Start noktasıyla ilgili evet. Güzel bir soruydu. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. Bunu da izah kısa imkanı kısa verdiniz ama yemek yapmayı geliştirdim bu 18 yıl içinde. Yani İleride yemek tarifleri de isterler. Şimdi geliyor başka ne tarifler vardı? Evet kısa kısa. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Ben şunu sormak istiyorum. 1997'de hani bir takım medyaya göre veya yazarlara göre olaylı kongreden sonra partiden ayrıldınız, Aydınlık Türkiye Partisi'ni kurdunuz. Evet, peki 2007 genel seçimleriyle beraber 23. dönemde Ankara 1. bölge 1. sıra evet. milletvekili olarak Devlet Bey'in
isteği üzerine biz bunu burada öğreniyoruz. Yani onun davetiyle tekrar barıştı diye geçiyor her yerde. Ya biz hiç küsmedik Devlet Bey'le. Yani kaynaklarda işte, hep barıştılar. Barıştı gibisine geçiyor. Bu siyaseten. Medya öyle şeyler söyler. Yani, şunu sormak istiyorum kısa, özet, net bir şekilde. 1997'de ayrıldığınız Milliyetçi Hareket Partisi 2007'de geri döndüğünüzde nasıldı? Yani sizden sonra özellikle Yıldırım Tuğrul Türkeş Bey'i... Ben kopmadığım için ben aradaki süreci de biliyorum. Ya tabii yani ama önemli ölçüde takip etmiş olabilirsiniz ama kaçırdığınız noktalar kesinlikle... Hayır, hiç kaçırdığım yani nokta özellikle... olmadı. Şimdi şöyle bakın meseleye. Anladım ben soruyu, sağ olun. Şimdi bir kere bir Sayın Genel Başkan'la Devlet Bey'le bizim 40 yıllık bir hukukumuz var. Öyle bir küslük, kırgınlık falan söz konusu değil. Evet. Demokratik kongre yaptık. Seçildi. Bir kere hiç şike münke hiçbir şey yoktur. Yani temiz kongredir 97'de kongre. Dediğim gibi delegeler, diğer adaylar Devlet Bey'in lehine tavır koyunca Devlet Bey seçildi. Ondan sonra da biz sürekli irtibat halinde olduk. Mesela en çarpıcı olay olarak size söyleyeyim. Bu terörist başı Apo'nun idamı konusu liderler zirvesinde görüşüleceği zaman ondan iki gün önce ben bir mektupla 10-12 sayfalık bir mektup benim arşivimde vardır. Sayın Genel Başkan'a, Devlet Bey'e mektup yolladım. Yani oradaki sakıncalara, nelere dikkat edilmesi gerektiğini filan. Ve mektubu MHP Genel Merkezi'ne yolladığımdan yarım saat sonra bir telefon geldi. Devlet Bey senden konuşmak istiyor diye. Allah Allah, acaba ne için arıyordu? Yani ben o kadar hızlı reaksiyon ki benim mektubumla alakalı olduğunu ben tahmin etmedim. Tabii. Devlet Bey telefonda dedi ki mektubu okudum. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Çok ciddi noktalara temas etmişim. Mektubun üzerinde tekrar konuştuk. Yani bu konudaki olası tehlikeleri, tehditleri, yani Türkiye'nin karşılaşması muhtemel konuları da konuştuk. Yani daha onlarca örnek veririm de programın selameti açısından kısa özet geçiyorum. Kopmadığım için yani nerede bıraktım da sonra ne buldum diye bir şey olmadı. Çünkü MHP iktidardayken ben muhalefettim ve ben eski tabirle murakabe, yeni tabirle denetim görevi yaptım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi iktidardaydı, bir koalisyondaydı 57. hükümette. Ben de Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak denetim yaptım. İyi yaptıklarına iyi yaptınız, kötü eksik yaptıklarına da ya bu böyle olmuyor, yanlış yaptığınızı söyleyebildim. 2007 seçimleri arifesine geldiğimizde de gene arada irtibatımız var. Devlet Bey çağırdı. Dedi ki bu tarzda bunun böyle devam etmesi doğru değil artık dedi. Gel bakalım sen geriye. Göreve gel dedi. Ben de kabul ettim. Geldim, girdim. Ha, bu başta sizin sorduğunuzdaki yani başta Devlet Bey'le genel başkanlığına itirazım vardı. Hayır, benim başta da genel başkanlığa itirazım yoktu. Ben devir teslim yaptım. Yani genel başkan vekiliydim. Devlet Bey genel başkan seçildi. MHP genel merkezine geldi. Basın huzurunda devir teslim yaptık. Basını kovaladık. 3,5-4 saat gene baş başa oturduk ve gene ayrıca devir teslim yaptık. Yani demokrasiyi yerleştirmek için. Şimdi onun için bizim bir kopukluğumuz vesaire yoktu ve şu anda da 7 senedir, 8 senedir en yakın çalışanlardan biriyim. Devlet Bey genel başkanımız, ben de genel başkan yardımcısıyım ve birçok konuyu beraber tartışarak götürüyoruz, problem yok. Sevgili izleyenler, sorular istedik sizden. Sorular gelmeye, akmaya başladı. Gün içerisinde de gelmişti. Bakalım sizler neler sordunuz? Stüdyodaki arkadaşlar sorular sormaya devam edecek. Gönderdiğimiz numaralar, alttan geçtiğimiz numaralara yazılı olarak değil de görüntülü sorular bekliyoruz. Yazılı sorularınızı her zaman olduğu gibi gençbakış@kanalda.com.tr adresine göndereceksiniz. Bakalım görüntü sorularda ne var? Öğrenci arkadaşlarımızdan farklı olarak sizler neler sordunuz? Turul Bey merhaba. İlk ocaklığının sayısının azalmasını ve bugünkü pasif durumu konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Merhaba Turul Bey. Türkiye'nin ekonomisinin çok iyi olduğu söyleniyor. Fakat bugün baktığımız
içerisinde çok fazla işsiz var. Siz bu Çeşkül konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları öğrenmek istiyorum. İyi akşamlar. Sayın Tuğrul Türkeş, partiniz muhalefette olduğu halde bazen iktidarın yanında yer alıyor. Rahmetli babanız sağ olsaydı yine böyle davranır mıydı? Teşekkürler. Evet, ikinci soru işsizlik. Ekonomiye iyi deniyor ama işsizlik başına gidiyor. Tamam, İsterseniz son sorudan gidelim. Bu yönde de çok soru geliyor. Evet. İktidar ne zaman sıkışsa MHP destekliyor diyor. O kadar hakaret yemelerine rağmen hala iktidarı niye destekliyorlar diyor. İktidarın payandası mı diyenler var, tırnak içerisinde söylüyorum. Bu konu çok eleştiriliyor. O konuda ne diyorsunuz? İsterseniz ondan başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseti... kendi fikri yapısı ve ideolojisi doğrultusundadır. Bunda sapmalarımız, yalpalamalarımız yok bizim. Yani iktidar size yaklaşıyor bazen uzaklaşıyor efendim, mu? Zaman zaman da CHP yaklaşıyor. Bu sefer de Tayyip Bey veyahut da AK Parti yetkilileri çıkıyor. Buna vagon oldunuz diyor. Biz ne koltuk değneği oluyoruz ne vagon oluyoruz. Birazcık da bu soruları soranlar... Şöyle düşünsün, diğerleri yalpaladığı için arada bize yanaşıyor olamazlar mı? Yani bizim düz bir güzergah üzerinde gittik. Şimdi şöyle bakalım. Mesela en eleştirildiğimiz konulardan biri tezkereye niye evet dedi? Evet. Tezkereye niye evet dedi? Şimdi bu dış ilişkilere de ben baktığım için bir konuyu gayet açık ortaya koyalım. Suriye bizim bir uçağımızı düşürdü, iki pilotumuz şehit oldu. Sayın Başbakan, başbakanlıkta muhalefet liderlerini ile görüşmeyi talep etti. Yani Suriye'de bir özel durum var. Suriye denizde, Suriye'nin üzerinde de değilken, denizin üzerindeyken, Suriye karasuları olup olmadığı da tartışılan bir yerde bizim bir uçağımızı düşürdü ve iki pilotumuz şehit oldu. Evet. Bunun üzerine başbakanlığa liderler gitti. Sayın Kılıçdaroğlu da yardımcılarıyla gitti. Biz de Devlet Bey'le birlikte gittik oraya. Orada bize verilen bilgilerin ışığında hasmane bir tavrın olduğu belli. Yani orada uçağın yani daha sonra medyada çıktı işte efendim İsrail uçağı zannedildi falan. Hayır, uçağın tanıtım sistemleri açık. Yani bu uluslararası havacılıkta belli bir takım şeyleri var. Bu kesinleşti mi Suriye'nin düşürdüğü? Kesin çok tartışıldı ama şimdi havada kaldı. O tartışıldı ayrı ama o bölgede o uçak düşürüldü ve uçağın bütün tanıtıcı frekansları açık. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçak olduğu belli iken düşürüldü. Bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece siyasi iktidarın değil yapması gerekenler var. Oradaki başbakanlıktaki konuşmada Türk Devleti'nin ihtiyaç duyacağı her noktada biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zora sokmayacağımızı beyan ettik. Genel Başkanımız söyledi. Bundan bir süre sonra da Suriye'ye yani sınır ötesine ama Suriye topraklarını hedef alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde operasyon yapabilmesi için bir tezkere geldi. Meclise geldiğinde biz buna olumlu oy verdik. Bir kıyamet, vay siz buna koltuk değneği oldunuz ya biz hiçbir şeye koltuk değneği olmuyoruz. Ama şimdi particilik yapıyoruz diye, partizanlık yapıyoruz diye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak noktasında sınır ötesine gitmesine mani mi olsaydık? Hayır mı deseydik? Şimdi AK Parti tezkereyi getirdi diye. Efendim, hayır AK Parti mi getirdi ben buna reddediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ben demiyorum ki Suriye'ye girsin. Ben hala Suriye politikasını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış olduğunu söylüyorum. Yani 3,5 senedir yanlışta ısrar ediyorlar. O politikanın beğendiğim falan hiçbir tarafı yok açık. Ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri meclisten bir tezkere almış ve istediği anda yasal olarak ve uluslararası bağıtları bağlamında Suriye'ye girebilir. Bu hakkı orduya vermesek miydi? Niye vermeyecektik? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda diye. Ya onu ondan niye karıştırıyorsunuz yani? Şimdi
Ama bir önceki tezkerede hayır demiştik ve hayır dedin. Sonra Amerika da bunun hayır demenin doğru olduğunu söyledi. Hillary Clinton geçen hafta Sayın Baykal buradaydı anlattı. En büyük vicdan azabı duyduğum konulardan birisi de Irak'a müdahaleydi dendi. Bugün verdiğiniz bu tezkerede evet de ileride pişmanlık duyarsanız... Hayır duymayız. Ha, şimdi mesela bununla ilgili aslında güzel bir yere değindiniz. İsterseniz onu da parantezde konuşalım. O da şu son... Müşterek tezkere geldi. Şimdi meclise bir İran kuzeyiyle ilgili PKK'yı takip için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir tezkere geliyor ve her yıl yenileniyor. Çünkü birer yıllık veriliyor tezkereler. Bir de Suriye tezkereleri vardı. Bu sene ikisini birleştirdiler. Bu IŞİD olayları sebebiyle de tek tezkere olarak geldi. Milliyetçi Hareket Partisi buna da evet dedi. Gene siz koltuk değneği yok. Biz bir yere koltuk değneği olmuyoruz. Türkiye'de sınır 1300 kilometre, 911 kilometresi Suriye sınırı. Geriye kalan 300 küsürü de Irak sınırı. Toplam 1300 kilometrelik sınır hattında ve her iki tarafında da aynı insanların yaşadığı. Evet. Bir sınır üzerinde sizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, bir tamamlayayım izin verin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetini sınır ötesine müdahale hakkına yetki verdik. Son getirdikleri tezkerede uluslararası silahlı güçlerin de Türkiye üzerinden geçmesini talebi vardı. Bunu da kabul ettik. Bunu kabul edince şimdi son... Bu bir gösteri alayı gitti ya oraya peşmerge adı altında. Evet. Bu gösteri alayına vay siz olumlu oy verdiniz. Hayır biz gösteri alayına şaklabanlığa falan oy vermedik. Peki bu noktada burada, bir şey şimdi ben bunu bir tamamlayayım evet. Arkadan sorularınız gelsin. Şu çok net bunun altını çizerek söylememiz lazım. Böyle bir tezkere geldiğinde size yabancı ülkenin silahlı kuvveti demek... Yasal olarak Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği, dünyada ülkelerin tanıdığı, ülkelerin nizami orduları demektir. Şaklaban alayı demek değildir. Açık ve net söylüyorum. Ha, efendim Irak Anayasası'nda var. Irak Anayasası'nda peşmerge kolluk kuvvetidir. Tabiri caizse bizim jandarmanın bir farklı tipi durumundadır. Nizami ordu değildir. Irak'tan kabul edilmesi gereken Irak merkezi hükümetine bağlı silahlı kuvvetlerin buradan geçmesi idi. Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi anayasayı ihlal etmiştir ve böyle bir gösteri alayının Türkiye üzerinden gitmesine izin vermiştir ve suçludur. Ha son söz, daha bu konuda saatlerle konuşurum ama evet. Biraz coğrafyaya merakı olan veyahut evlerinde bizi izleyenler açıp o coğrafyaya bir baksınlar. İran kuzeyinden sen bu tarafa peşmerge yollamak istiyorsan Feysabur diyorlar sınır ya da kapısı. Feysabur yani doğru telaffuz etmeyebilirim sınır kapısı var. Şimdi Kamışlı bölgesini sözde bu benim sözüm değil kabul ettiğim bir şey de değil tırnak içinde Kürt eyaleti diyorlar. Peki. Gene benim sözüm değil ama Irak'ın kuzeyinde, gene tırnak içinde Kuzey Irak Kürt yönetimi var. Hala hepiniz 21. yüzyılda akla aykırı olan ırk temelli devlet kurmaya kalkıyorsanız kendi aranızdaki Feysabur'dan geçin gidiverin o tarafa Kamışlı'da. Ama orada IŞİD var. Aslanım sen zaten IŞİD'le dövüşmeye gidiyorsun. Arada IŞİD ver diye bana gel. Öyle abuk sabuk bir şey olur mu? Münasebetsiz mazeret. Ben bunu sordum. Ben bunu birçok platformda sordum. O sorduğumda bana diyorlar ki ama orada IŞİD var. Ulan sen zaten ondan dövüşmeye gidiyorsun evet, teoride. Yani sen Amerika'nın verdiği süslü jiplerle bize şov yapmıyorsan şaklabanlık alayı 150 kişi. Ne olduğu belli değil. Zaten bir kısmı kaçmış. Bir kısmı kaçarken yakalanmış. Geriye kalan da IŞİD keyif olsun diye parti parti kesiyor filan. Ne olduğu belli olmayan garip bir şey. Türkiye üzerinden bunların geçmesine MHP'nin onayı yoktur, rızası yoktur, verilen tezkereyle alakası yoktur.
anayasaya da aykırıdır. Çünkü nizami bir ordu değildir peşmerge. Nokta. Evet, zaten siz ısrarla bir soru sormadınız. Yani. Şöyle bir durum var. Şimdi AK Parti hükümetinin Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri ileri sürdüğü bir yeni Türkiye görüşü var. Yeni Türkiye kavramı üzerinde sürekli duruyorlar ve aslında... ne demekse bir anlayanınız evet, var mı? Evet, onu da tartışmamız aslında bu, lazım. Aslında gençler olarak bir, ben size sorayım. Bu tabii. Nedir yeni Türkiye? Ya aslında ya? Bunu bir anlatsanız. Bu bizim bu akşam. Yani bugün yeni konuşacağız. Türkiye ve milliyetçilik ama program biraz daha... Hayır, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Genel olarak ben bir arkadaşımın sorusunu bir bitirsen. Yeni Türkiye kavramını bir kere ben kabul etmiyorum. Kesinlikle. Ama siz sorunuz, siz sorunuzu sorun. Biz de sonuçta toplumun sürekli maruz kaldığı... bir söylem var, yeni Türkiye söylemi yeni var. Yeni algı bombası. Ve hani maalesef hükümetin yaptığı bütün icraatlar aslında yeni Türkiye imajına hizmet ediyor. Onun altını doldurmaya çalışılan bir yapı söz konusu. Burada da aslında MHP olarak tezkereye evet diyerek aslında hükümete bir nevi güvendiğinizi, inandığınızı ve desteklediğinizi aslında somut olarak bir ne derler rapor şeklinde öne sürmüş oluyorsunuz. Ona güvendiğinizi... En azından algı bu yönde. Evet, algı bu yönde. Ama fakat güvendiğiniz noktada güveninizi boşa çıkaran da bir durum söz konusu. MHP bunlara hayır diyor, MHP bunları istemiyor diyorsunuz. Fakat aslında istediğiniz tezkere çok farklı yönlere çekilebiliyor. Sizce burada hükümete güvenmekle hataya düştük diyebiliyor musunuz tezkereye evet demekle? Biz bir hükümete güvenmedik. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında operasyon yapabilme ve Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyabilmek için sınır ötesinde müdahale edebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yetki verilmesi için hükümete değil onlara, silahlı kuvvetlere silahlı kuvvetlerin olsa. Operasyon kabiliyetidir o tezkere. Bu bir. İki, yeni Türkiye saçmalıktır. Ha, şimdi bu şeyin, çerçevede yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın nasıl buluyor diye sorular geliyor. O uzun bir hikaye. Ona ayrı girelim. Önce bu yeni Türkiye'yi tamam, bir bitirelim. Şimdi bakın. Yeni ceket alırsınız. Niye? Eskisi eskimiştir de onun için. Şimdi eskimeden de alınıyor canım. Adamın 100 tane ceket olur. Türkiye parası paralel mi oluyor o zaman? Paralel yok oldu. Tayyip Bey'in pek paralel bir işe gireceğini zannetmiyorum bu arada ama. Ceket almakla paralel değil mi? Hayır, ceket ayrı ama ülkeden bahsediyoruz. Hı-hı. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nden bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti tarihi perspektifte baktığınız genç bir cumhuriyet, baktığınızda genç bir cumhuriyettir. Daha 94 yıllık. Daha 94 yıllık ve bu eskimedi. Bunu yenilemeye de gerek yok. Ebedi bir Türkiye kavramını biz hakim kılmalıyız. Yani devlet ebed müddet dediğimiz bizim ebedi sonsuza kadar yaşayabilecek bir ülkeyi hep beraber ortaya çıkartmamız lazım. Yeni dediğinizde eskideki kazanımları da bırakmak zorunda kalırsınız. Evet. Yeni ceketi giyerseniz eski ceketin o güzelliğini veyahut o sempatikliğini, verdiği sıcaklığı, size verdiği rahatlığı bir kenara bırakmak zorunda kalırsınız. O bakımdan bir kere bu eski yeni, bu cumhuriyette de bir yeni cumhuriyetçiler bir dönem çıktı. Onu vatandaşımız çok sempatiyle karşılamadı. Şimdi bu yeni Türkiye diye bu şey gibi evde bir makarna var. Bugün kimse yemedi. Üstüne yarın biraz kıyma kavur koy. Bir daha sat. Ya o makarnayı kimse yemek istemiyor işte. Koyma o kıymayı da rezil etme yani. Şimdi bu cumhuriyet, eski cumhuriyet, yeni cumhuriyet, şimdi yeni Türkiye. Ebedi bir Türkiye kavramının üzerinde durmamız lazım. Atatürk'ün AK burada... Parti'ye karşı hiçbir güvenimiz yok, güven oyumuz da yok. AK Parti'nin hele de bölgesel siyasette çok büyük yanlışları var. Irak'ta var, Suriye'de var, birçok yerde. İsrail'le yanlış, Mısır'la yanlış, birçok yanlışları var. Bizim güvenmemiz ve onlara bir güven verip de sonra güvenin sarsılması diye bir şey söz konusu evet, değil. Evet Murat sen ısrarla yeni saraya. Yeni saray evet. Yeni saray konusunu. Oraya girmeden bu yeni Türkiye demişken bir burada yeni CHP'ye de değinelim.
Şimdi Türkiye'de muhalefetlendiği zaman tek bir algı oluşuyor. Yani MHP kendini yenileyemedi. Herkes muhalefeti yeni olarak görüyorlar. Biz gayet dinlenmeyiz ama çünkü. Hocam şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi. Yani öncekinde Deniz Baykal dönemine baktığımızda işte Deniz Baykal, Önder Sav, Kemal Anadol hani daha ulusalcı diye tabir edilen insanlar. Mesela milli meselelerde daha böyle aktif, hani daha güçlü ses çıkartıyorlar. İşte Atatürk'e veya işte ilke ve inkılaplara herhangi bir saldırı veya işte buna yönelik bir tehdit unsuru oluştuğunda bayağı bunu gündeme getiriyorlardı. İşte Deniz Baykal anayasa mahkemelerini taşıyorlardı. Mesela bugünkü CHP'ye baktığımızda bu olaylardan biraz daha böyle sanki kaçarak yanıtlar veriyor. Mesela işte Atatürk'ün büstleri yakılıyor, Türk bayrağı yakılıyor. Son bu işte Dersim olayları oluyor mesela. Burada baktığımızda hani CHP'nin eskiye nazaran bu konularda böyle bir sessizliğe gömüldüğünü görüyoruz. MHP burada muhalefette yalnız kalıyor mu? Özellikle böyle milli meselelerde hani tek başına zaten 52 tane milletvekiliyle. Valla bu Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili pek yorum yapmak istemem. Allah onlara yardım etsin. Siyasetlerini topluma ulaştırmakta epey zorlukları olduğunu görüyoruz. Allah yardımcıları olsun. O yüzden 5 ay öncesine kadar hani birlikte hareket ederek birlikte bir cumhurbaşkanı adayı çıkarttınız. Çok kolaydı. Cumhurbaşkanı meselesi partiler üstüdür. Bakın cumhurbaşkanı işine girelim. O güzel. Cumhurbaşkanı'nı anlatır. Ama bakın birçok konuları atlaya atlaya gidiyoruz. Yani o yüzden mi sizin iki kat oyunuzu alıyor CHP? Yani ya da AK Parti 4 kat alıyor. Sol oyun. 2 kat oyunuzu aldı. Sol oyun belli bir şeyi var. Potansiyeli var. Yani belli insanlar var ki ben sola oy veririm diyor. CHP bundan istifade ediyor diye düşünelim kısaca. Şimdi muhalefet partilerini birbiriyle dövüştürdü demeyin diye daha fazlasını söylemiyorum. Çok lafım var aslında onlara da. Hadi söylemiyorum. Ha şimdi Cumhurbaşkanlığına gelirseniz, evet. Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde bir şöyle bakın. Şimdi herkes... Doğru hareket ettiğinize inanıyor musunuz? Bugün yine olsa yine aynı adayı gösterir misiniz? Aynı ittifakı yapar mısınız? Hatta bu neticeleri gördükten sonra değerlendirme hiçbir zaman aynı olmayabilir. Şu... Süre bilinen adayın seçime girmesiyle ilgili kısıtlı bir süreydi. O zaman niye bilinmeyen bir aday? Bilinmeyen bir aday da bir alternatifti. Şöyle bakın meseleye. İlk başta yani bu senenin başına gidelim, Ocak-Şubat aylarına gidelim. Toplumdaki genel algı, toplumu derken yani hep el aleme laf ediyorsun filan. MHP'de, ilde ilçede gittip birilerine sorsanız Cumhurbaşkanlığı ne olur? Ya Abdullah Gül'le Tayyip Bey anlaşacaklar aralarında. İkisi kapalı kapının arkasında el sıkışacak. Hangisi tamam biz anlaştık benim derse Türkiye'yi de onu oylatacaklar. Genel kabul buydu. Şimdi burada demokrasi bağlamında bakın. Yani sonuca baktığınızda yanılırsınız. Sonuçta sadece sonuç odaklı baktığınızda konuyu sağlıklı değerlendiremeyebilirsiniz. Burası bir demokrasi. Çok partili demokratik parlamenter sistem. Bu sistemin içinde ilk defa halkın seçeceği bir cumhurbaşkanı çıkacak. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de Tayyip Bey'in içi kıpır kıpır. Onun aday olmak istediği belli. İşte Abdullah Gül'le nasıl bunu manevra ederim ki o çıkmasın ben çıkayım diyor. Bunlar artık gizli değil bunu herkes bildiği için. Burada da söylemekte bir beis yok. Bir de muhalefet olarak da siz Tayyip Bey'in seçilmesini istemiyorsunuz Cumhurbaşkanı olarak. O zaman siz buna karşı bir aday çıkartacaksınız. Geriye doğru baktığınızda, geçmiş performansınızda son belediye seçimi en iyi performansınız. Orada bile Ankara, İstanbul, İzmir haricinde kümülatif %22 senin oyun. Yani tek başına bir Cumhurbaşkanı çıkartamıyorsun. Bir, iki... Bir cumhurbaşkanı bir siyasi partinin olmaz. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak. O zaman da demokratik parlamenter rejim gereği diğer partilerle temas ederek bir müşterek aday çıkartılabilir mi? Devlet Bey'in çatı adayı formülü. Yani Türkiye'deki oyları belli bir kategoride tasnif edip burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy tabanı var. Burada onun dışında kalanlar var. Bu dışındakiler bir yerde bağlanabilir mi? Bir mutabakat sağlanabilir mi diye
Bir çalışma başlandı. Şimdi Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayı olsun deseydik Cumhuriyet Halk Partisi kabul edecek miydi? Hayır. Hayır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu olsun deseler biz kabul edecek miydik? Hayır. Biz yani biz yani ilk turda herkes kendi adayı yarışır. İkinci turda birleşmeler. Tuğrul Türkeş olarak söylemiyorum. MHP'li seçmen olarak söylüyorum. Şimdi biz kendi seçmenimize, kendi il ilçe teşkilatımıza dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer genel başkanına biz Cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz. Vermez oy, çalışmaz da. Ortak ha, aday konusunda zaman, doğru karar verdiniz şimdi, mi? Ha, şimdi oraya geliyorum. Ya bir de hani teoride birlikte fakat pratikte hani sadece CHP'nin daha çok MHP oy vermedi diyorlar örneğin. Yani MHP'nin... Nereden? Onu nasıl ölçüyorlar? Yani belki CHP oy vermedi. Şimdi ya MHP'nin tavırları çok Selahattin daha atik değil. Selahattin Demirtaş Kürtçülük yaparak başladığı yolda her kesimden oy aldı. Kendi ummadığı kadar %10'a yakın oy aldı. Peki bu oy benden mi gitti, CHP'den mi gitti? CHP'den de gitti tabii. Basbayağı CHP'den gitti. Şimdi Selahattin Demirtaş'a bile CHP'den oy gidiyorsa... Efendim CHP'nin blok oyunu Ekmelettin Bey'in arkasında kabul edip de MHP oy vermedi diye saldırmak da çok vicdansızlık oluyor. Referandum daha iyi dediniz yine sizin seçmenizde sıkıntı çıktı. %42. Hayır sıkıntı çıkmadı bu demokrasi. Sizin kaleleriniz belli ama Tuğrul Bey efendim, yani. Efendim hayır öyle bir şey hepsi yok düştü. Ki vatandaşın oyu hiç kimsenin cebinde değil ki zaten demokrasinin güzelliği de o. Şu demokrasideki var, değişim de öyle oldu. Tuğrul Bey siz hep genel başkanlar dışında Ekmelettin Bey'i kimse bilmiyordu. Yani demokratik ben bölgede. Ben Ekmel Bey 40 senedir. Hayır tabii. Siz aday olacağını biliyor muydunuz? Genel başkan yardımcısı partiniz biliyor muydu? Mesela CHP'liler biz bilmiyorduk. Şimdi bu tip çalışmalar. Açıklanıncaya kadar şimdi, parti ben, bile haberi. Ben rahmetli Türkeş'le de çalıştım. 30 senedir, 30 senenin üzerinde aktif olarak siyasetin içindeyim. Bu tip işleri çok dar çerçevede tutup işin selameti açısından öyle götürmek daha mantıklı. Ama bu demokratik mi? Yani partiden bile sakladığınız bir aday. Ondan sonra açıklıyorsunuz. Hayır, hiç kimseden saklamıyorsun ama pişirilme safhasında bombalanmanın nasıl bombalamayı önleyeceksin? Üzerine paratoner bir şeyler koyacaksın ki bombalanmasın. Yoksa erken bombalama olur. Evet. Yok ama aslında hani genel bir yorum yapacaksak seçim geçti gitti. Hani yani doğrusuyla yanlışıyla bir cumhurbaşkanlığı seçimini biz geride bıraktık ülke olarak. Ama Tayyip Erdoğan'a bana göre cumhurbaşkanlığının yolunu açan en büyük etkenlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yaptığı yanlış düşünce veya yanlış yorum. Hayır yanlış şimdi, değildi. Şöyle bir durum. Bir tane örnek vereceğim. Yıllar önce Çorum mitinginde Refah Partisi'nin çatısı altında Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan, merhum babanız Alparslan Türkeş ve Aykut Edebali, Millet Partisi Genel Başkanı. Üçü beraber konuşuyorlar. Orada üçünün eli baktığınız zaman beraber halkın onlara gösterdiği tepki yani olumlu manada ortada. Bazıları bozkurt işareti yapıyor. İşte bazıları Saadet Partisi, bugünkü Saadet Partisi işte Refah Partisi'nin işaretini yapıyor. Hani halkta en azından şu var. Ya bu üçüne de aslında biz zaten normal şartlarda oy verebiliriz. Bunların üçü de hani bugünkü siyasetin işte merkez sağının partileridir diyorlar. Ama hani bu Cumhurbaşkanlığı sürecine baktığımız zaman özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın veya AK Parti kanadının ya da onun destekçilerinin, gönüllülerinin önemli bir ithamı vardı. Özellikle işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun dergilerin üzerinde işte sol dergisinin üstünde iyi bilmezdik gibisinden biliyorsunuz yani söylemleri vardı. Derginin kapağını falan bayağı kullandılar. Burada bence temelde sıkıntı şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy tabanı birbiriyle çok bence uyumlu olmadığı için ve aday da gerçekten bayağı gizlenip üzeri önemli bir şekilde örtülüp bir anda ortaya çıktığı için sadece bana göre Devlet Bey ile Kemal Bey odaya girdiler, odadan çıktılar. İşte adayımız Ekmelettin İhsanoğlu gibi. Hani şu yani biz siyasetle az çok ilgilenen, gündemi takip eden insanlar olarak tabii Ekmelettin Bey'i biliyorduk, duyuyorduk, takip ediyorduk bir şekilde ama halkın önemli bir kısmı da maalesef tanımıyordu. Hani burada efendim yanlış anlamayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben burada politikalarını kötülemek efendim işte kötüleyebilirsiniz ya. Ben bunlara cevap vermek için buradayım. Ziyade şu yani hani geçti gitti bir seçim ama bu seçimin
tabii 5 yıllık, 4 yıllık bir sürede Türkiye'ye sağlayacağı faydalar veya dezavantajlar, zararlar var. Hani bu şekilde baktığımız zaman... Yani bir vicdan muhasebesi yani yaptınız mı diyor. Bunu herkes soruyor. Hata da yapılsa. Burada, hani, peki şu olsaydı, yani MHP kendi adayını çıkarsaydı, işte CHP kendi adayını çıkarsaydı, ben orada kesinlikle birinci tur, ikinci tur meselesinde özellikle hani MHP'den veya CHP'den, hani CHP'den daha çok HDP'nin adayı veya işte Kürtçülerin adayı Selahattin Bey'e oy kaydı söyleniyor ama MHP veya CHP kendi adaylarıyla çıksaydı ikinci turda en azından daha makul, daha ortada bir adayla bu yapılsaydı. Ben burada bir hani daha, daha o da bir senaryoydu. Şöyle, yani, senaryo. Burada, yani, 2011'de yazılmış olan ama, bir kitabı gösteriyorlar. İşte diyorlar ki evet. Efendim işte bir kısım bu işte okyanus ötesinin veya işte efendim birilerinin projesidir. İşte Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olacağı medya grupları şimdi, tarafından da belirlenmiştir. Gibi hani böyle çok şey ortaya çıkarıldı. Maalesef Ekmelettin İhsanoğlu aslında siyaset üstü pırıl pırıl. Yani bana göre evet. İslam İşbirliği Teşkilatı yapmış, Birleşmiş Milletler'den ödül almış. Süre kısaydı, tanınmıyordu. Kesinlikle. Oh, hani evet, böyle bir insandı kısa. Ama yani yanlış propaganda şu, veya yanlış tanıtım medyası. Yanlış propaganda medya. Değil. O, ben, süre, bir saniye bu soruyu da alın, reklam arası vereceğiz. Cevapları sorularınıza geçmeden bir şeyi siz... anlatayım, ondan sonra sorun. Unutma, dur. Yok, tam İsterseniz hocam, soruyu da alın, ben hocam, reklama peki. gireceğim de onun için. Çok kısa. Hemen toparlayayım hocam. Hocam şöyle bir durum var. Bence uygulanan metot çok doğru. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %20'lerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu %14'lerde. 20, şimdi 20 ilk turda herkes işte. Kendi adayını çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi büyük ihtimal kendi tabana oy verdiği için kendi adayıyla çıkacaktı. İkinci turda siz tutup Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını hadi Milliyetçi Hareket Partisi oy ver diye mümkün değil, böyle bir şey yapılamazdı. Daha makul bir aday. Hayır, çok genel mantıklı bir biçimde. Ve ben burada değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağırlığını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Devlet Bahçeli çünkü gerçek ortada, yani oy oranlarına baktığımızda. Doğru bir metot uygulandı ama çıkan aday biraz yani pasif mi kaldı? Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. Hayır, ben, Tur Bey rica ederim. Ne olur reklam arası vermek. Saatli bir reklam. Reklama girelim. Sevgili izleyenler, sadece Ekmelettin Bey olayı değil tabii ki. Çözüm süreci var. Uzun uzun konuşacağımız. MHP'nin kırmızı çizgileri nedir, ne değildir? Destek nereye kadar, nereye kadar değil diye. Ülke Ocakları ile ilgili çok sorun var. Ülke Ocakları MHP'nin çok değiştiğini ve esas MHP'ye oy vermeyenlerin MHP'nin tabanı olduğunu, hala asıl Alparslan Türkeş'in askeri izleyen bir kesim var MHP içerisinde ve onlar ısrarla MHP'ye oy vermemeye direniyorlar. Biz üniversitelerdeki programlarda da görüyorduk ama şimdi de çok geliyor. Bir değişim, MHP'de bir değişim süreci ne zaman başlayacak diyenler çok yoğun mailler geliyor. İdeolojiler öldü mü? Paralı askerlik konusunda ne düşünüyor? Bütün bunları konuşacağız ama ısrarla bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra MHP'nin gözüyle Türkiye nereye gidiyor sorusuna cevap arayacağız. Ve arkadaşlarımızın da çok yoğun soruları var ve çok sayıda da Ekmelettin Bey nerede? Cumhurbaşkanı olsaydı ortada da demek ki Cumhurbaşkanı olmayınca ortadan kaybolması mı gerekiyordu diyorlar. O soruya da Sayın Tuğrul Türkeş'e soracağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Sevgili izleyenler, Genç Bakış devam ediyor. Öğrenci arkadaşlar arada bile Tuğrul Bey'i soru yağmuruna tuttular. Sizlerden soru yağmuru var. Yurt içinden, yurt dışından çok yoğun sorular var. Ve Tuğrul Bey'i biraz da babası Alparslan Türkeş'in sözleriyle vurmak isteyenler çok sayıda var. Buradaki arkadaşlar da hep hatırlatıyor ama Sayın Emre Akbaş soruyor. Diyor ki, Sayın Alparslan Türkeş diyor ki, diyor, beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediği halde makam, mevki işgal etmek en büyük ihanettir diyor. Bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru bir söz. Türkiye'de bunun gereği yerine getiriliyor mu? Getirilir. Getiriliyor mu arkadaşlar? Siz seni ne zaman getirdiniz? Çok özel bir soru şimdi bu ama. Yani çok özel bir soru. Şimdi, yok yok, mesela onunla paralel hani olarak şimdi, seçimi kazanamayan liderler niye istifa etmiyor? Direkt ihanet olarak hani algılamak tabii merhum öyle tanımlamış ama hani 1997'den bugüne kadar gelip ya işte ben şu kadar seçim kazandım, sen kaç tane kaybettin saydın mı diyenlere karşı hani çıkıp da ya burada da biz yanlış yapmış olabiliriz. Hayır, başarı özel... nedir burada? Yani siyasette başarı nedir? Seçim kazanmak değil mi? Hayır. Hayır. Siyasette başarı ülkenin menfaatlerini doğru tespit edip o menfaatler doğrultusunda doğru siyaset üretmek. Ama iktidarda olmadan bence bu siyaseti hayır, iktidarda, zaten yapamazsınız. İktidar bu bir nöbet işidir. Yani demokrasinin güzelliği o, bir parti iktidara gelir ama metal yorgunluğu teklemeye başladı. Belli ki önümüzdeki seçim gidiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi yerine yeni bir parti gelir. Sözde. Şimdi tamam, bu bir sirkülasyondur. Mesele yani Makyavelist bakmayın.
Yani, şimdi şu soru var. Geçen HDP hafta giden Sayın her yol mübahtır. Yok böyle bir şey. Şimdi bakın, ülke siyasetinde ülkenin menfaatlerini doğru gözetmeniz lazım. Yani ülkenin problemini. Mesela biz bir saattir yayındayız. Ülkenin birinci problemi olan ekonomiyi daha konuşmaya başlamadık. Evet. Şimdi evet, farkında evet, mısınız? Video sorularında var. Ha, şimdi hayır, bana göre ben bu stüdyoya ilk girdiğimde bana deseydiniz ki Türkiye'nin önemli problemleri ne? Hepiniz belki kafanızda Aynel Arap ya da sahne adıyla Kobani'yi söyleyeceğimi düşünürdünüz. Ama bana göre Türkiye'nin birinci problemi ekonomidir. Bana göre de eğitim. Ha, eğitim de tabii önemli. Ama MHP'nin gündemine eğitim girmiyor. İşsizlik hiç. Hayır, girmez olur mu? Girdiğini duymaz mı? Eğitim somut olarak göremiyoruz. MHP'nin ya da CHP'nin kadarıyla eğitimde, işte, hukuk alanında. İşte bu platformlarda anlatacağız ki böyle halka yansıyacak. Yani ben şimdi yani? Arkadaşlar yani, çok yoğun geliyor. Seçim mi de? Bunları konuşmak lazım esas. Türkiye'nin problemleri bunlar. Gerçekten şu var Sayın Tuğrul Bey'le beraber arada da bunu konuştuk. MHP'de aslında kadro konusunda bir sıkıntı yok. İzmir adayından bahsetti, İstanbul adayından bahsetti, Ankara adayından bahsetti. Gerçekten MHP'nin, bizim Antalya'da da öyle, ben Antalyalıyım, çıkardığı adaylar yani kadro anlamında, kendisini yetiştirme, geliştirme anlamında hiçbir sorun taşıyan insanlar değil. MHP'nin bugün kadrosuna bakalım, 12 genel başkan yardımcısından 2 tanesi kadın ve bunların birçoğu en az doçent, yardımcı doçent gibi ünvanlar taşıyor. Genel başkan da böyle. Bir defa partilerin genel merkezinden işe başlayacak olursak, bugün iktidarda olan partinin genel merkezinde genel başkanlık katı 8. katta. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 veya 9. katta. Baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3. katta. Yani her hani katta. Asansörde 3. katta ve yani biz genç olarak Ankara'ya 2. katta. Devlet Bey'in katı 2. Yani onun aşağıyla beraber her saydığımız katta zaman 3. katta ve MHP'ye biz gittiğimiz zaman siyasi olarak Ankara'ya gittiğimiz zaman diyorlar ki Devlet Bey burada, onu görmeden gitmeyin. Bizim hiç haberimiz yoktu. İsmet Bey'in yanına gittik. Dediler ki Devlet Bey burada, onu ziyaret etmeden geçmeyin. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısında maalesef 2-3 saat bekletildik. Şifreli asansör bir kere yani, dediler, çıkamaz. Görüşemediler. Hayır, ben burada hani. Ama biz hangi lideri çağırsak geldi üniversitelere, Devlet Bey hiç gelmedi. Yani. Şimdi ben burada yardımcılarına güveniyor. Bak aslında, biz geliyoruz. Hani kendine canlı yayına veya bant yayına gelmekten ziyade. Burada şu var. Oraya geleceğiz şimdi. Dedik ki hep beraber kadro gayet güzel. Efendim temas ettiği konular aslında güzel ama mesela ekonomi konusunda hani doktrin yayınlamaktan veya yazılı basın açıklaması yapmaktan başka maalesef Milliyetçi Hareket Partisi çıkıp meydanlarda ne vaat ediyor? Ha, yani meydana dün niye çıkıyor Sayın Cumhurbaşkanımız bu veya Sayın MHP niye sokakta değil gelelim. Tamamlayayım. çıkıyorlar mesela Sayın Cumhurbaşkanımız için demiyorum, başbakan da aynı şekilde 155 tane işte okulun toplu işte açılış töreni yapıyor. Bakıyorsunuz bir gün sonra bir yerde temel atma töreninde falan, gayet güzel. Ben burada temel sıkıntının MHP'nin aslında halka maalesef kendisini tam olarak anlatamadığı düşüncesi. Yani bunu Tuğrul Bey veya başka bir MHP'li kardeşimiz, arkadaşımız gelip de ya sen yanlış düşünüyorsun diyebilir. Ama MHP'nin aslında düşüncesiyle halka maalesef anlattığı şeyin arasında birkaç farklılık var. Halk olarak gittiğiniz zaman MHP'nin genel merkezi, ben bunu tarafsız bir öğrenci olarak söylüyorum, gerçekten bir ev gibi. Hani insanın belki de aşağı kata inesi gelmiyor. Çünkü Devlet Bey de aslında bir baba, bir dede samimiyetinde insanı karşılıyor. Gerçekten Devlet Bey olarak da bir şey demiyorum. Ama maalesef Türkiye'de bu para etmiyor. Türkiye'de siyaset meydanda halkı coşturmaya, kusura bakmayın ama doğuda başka konuşmaya, batıda başka konuşmaya, halka yapamayacağı şeyleri de reklam yapmak. İşi geldiği zaman onları da vaat etmeye kadar giden. Ya halk o kadar kolay kanmıyor. Hani, halk sonuca bakar. Halk yani halka almayın. Hani şu var. Halk kanmıyor ama halk da hata yapmaz diye bir durum yok. Yani halk bir defa yapar, iki defa yapar, yani, beş defa da yapar. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten o konuya temas etmek kesinlikle zorunlu. Türkiye'de efendim sonsuz iktidar, sınırsız iktidar dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi Türkiye'de de bu yok. Allah'ın izniyle hep beraber 2015 genel seçimlerinden itibaren biz yavaş yavaş mevcut iktidarın da güç kaybetmeye başladığını, artık yeni siyaset aktörlerinin siyaset sahnesinde yerini aldığını göreceğiz. Bak sen de yeni siyaset, dedin. Bak yeni Türkiye diyenlere kızıyorsunuz. Yeni siyaset değil, yeni partiler kuruluyor. Şimdi Allah aşkına Emine Ülker Taran yeni bir siyasi parti kuruyor. Yeni siyaset değil mi bu? Bu yeni siyaset. Şimdi geldiğimiz zaman yeni siyaset de yeni Türkiye birbirinden farklı şey. Şimdi yeni Türkiye diyeceksek, yani yeni Türkiye, kusura bakmayın ama Muharremlerin ölüp babasının, yani bizzat çocuğu baba kendisi öldürdü demesinler diye efendim sırtında taşıdığı bir Türkiye mi?
Türkiye Allah aşkına kusura bakmayın ama peşmergelere veya terör örgütü mensuplarına sınırda peşkeş çektirilen bir ülke. Hani bunlara baktığım zaman yeni Türkiye ile yeni siyaset birbirine farklı. Yeni siyaset, Sinan yeni görüşler diyorsunuz. Ya kim dolduracak? Kimin dolduracağını şu anda hani şöyle bir durum tahminde bulunabiliriz ama Allah aşkına Tayyip Erdoğan hapisteyken parti kurulacağı tam olarak belli değildi ki. Ne diyor? Medrese-i Yusufiye diyor. İşte biz oradan çıktığımız zaman yeni bir parti kuracağımızı orada kararlaştırdık. İşte halktan gelen mektupları cevaplandırdık gibisinden. 5 yıl sonra, 4 yıl sonra, 3 yıl sonra ne olacağını hiç kimse bilemeyeceği gibi Türkiye yeni siyasete de, yeni siyaset aktörlerine de bana göre kendisini bir şekilde hazırlamalı. Ya Bengisu'yu hiç konuşturmuyorsun. Zaten 7 kişinin içinde tek kız var. Onu da konuşuyor. Bengisu yazacağız. Evet. Zaten ben... kadının sesi yok diyoruz hiçbir yerde. Burada da aslında onu da diyecektim. MHP'de hani kadın yüzleri ne kadar etkili diye çok etkili isimler var, çok değerler ama sayıca az olarak gözüküyorlar. Ben Yusuf size niye oy versin? Ben bir genç olarak size niye oy vereyim? Bir kadın olarak. Bir kadın olarak. Evet, bir kadın olarak kadınların sayısının azlığının yani sizde göze çarpar. Kadınlar kadınlara oy veriyor mu? Ben böyle bir veriye rastlamadım. Yani Recep Tayyip Erdoğan fazla oyu kadınlar çok fazla kadın oyu alıyor ama erkek. Şimdi demek ki kadınlar kadına oy vermiyor. Ama bu biz kadına gerektiği kadar yer veriyoruz ya da bundan sonra kadına yer vermeyeceğiz anlamında değil. Yani bizde çok hakikaten her biri birbirinden iyi. Kadın milletvekillerimiz var. Meral Hanım, Meclis Başkan Yardımcımız. Zuhal Hanım. Zuhal Hanım Ruhsar profesör. Ondan sonra Zuhal Hanım da doktor ve ikisi de genel başkan yardımcımız. Biri Ankara, biri Eskişehir milletvekilimiz. Şimdi bu yeterli mi? Yani üç kadından çözdünüz mü? Hayır. Bunun artırılması için de elimizden geleni yapıyoruz. Geçen seçimde de asgaride 8 kadın milletvekilinin meclise gireceğini varsayıyor idik. Fakat seçim arifesindeki MHP'ye karşı yürütülen operasyonlar ve suikastler sınırda oylarda düşme yaratınca maalesef İzmir'de, Çanakkale'de liste 1'di. İzmir'de liste 2 Şenol Hanım vardı. Yani birçok kadın arkadaşımız var siyaset platformunda beraber olduğumuz. Ama bundan sonra da artırmak için elimizden geleni yapacağız. Ha, Bengüsü bize niye oy versin noktasında. Bir kere biz Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin nüfusunun %60'ının genç olduğuna güveniyor inanıyoruz. Güveniyor musunuz gençlere peki? Çok güveniyoruz. Çok güveniyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin belki de siyaset sahnesinde 45 yıldır var olmasının en önemli sebebi gençliğe güvenmesi ve gençliğe eğilmesidir. Gençlik politikanız nedir? İktidara gelseniz gençler için ne yapacaksınız mesela? Gençlere ne yapacaksınız? Mesela 320 lira olan öğrenim kredilerini 600'e mi çıkartacaksınız? Herkese yurt mu vereceksiniz? Üniversitelerdeki harçları tümüyle gece öğretimde de kaldıracak mı? Ne politikanız ne mesela? Bu masanın üzerinden şimdi mazot 1 lira meselesi gibi afaki söz vermek yerine bunların hepsi bu yeni dönemle ilgili seçim beyannameleri için şu anda bizim kadrolarımız hazırlıklarını yapıyor ve bunları çok kısa zamanda bizim 2015 seçimiyle ilgili. İşte seçimlere 5 kala bunlar açıklandığı zaman duyulmuyor ya da yeterince anlaşılmıyor. Ama şu anda tamamıyla ön hazırlıkları yapılıyor. Yani bu eğitimle ilgili arkadaşlarımız bunun ön çalışmalarını yapıyor. Onları da erken anons etmek buradan doğru değil. Yani hani öyle bakmak lazım. Bu bir ben, iki. Bence keşke erkenden açıklansa ben da tartışılsa. Şunu söyleyeyim. Mesela üniversite gençliği dediğimiz zaman evet üniversiteye giriş dün problemdi. Bugün 200 üniversiteyle üniversiteye giriş problem olmadı ama eğitim kalitesi kalifiye düştü. Var mı? Ondan daha önemlisi işsizlik ilk videolardan birinde işsizlik konusunda şu anda üniversite gençliğinin de okumuş gençliğin en büyük sorunu işsizlik. İşsizlik konusundaki mesela çözümünüz ne olacak? Ha, yeni ekonomik öncelikleri tespit etmek lazım. Bununla ilgili biz bir dizi ön çalışma yapıyoruz. Yani ben kendi payıma geçen aylarda Konya'ya gittim, Gaziantep'e gittim. Onların
sanayi odalarıyla yönetimleri, sanayi odası meclisleriyle, ticaret odalarıyla, ticaret borsalarını dolaştık. Biz sadece kafamızda kendi öngördüğümüz ekonomik modelleri değil, onların da fikirlerini alarak interaktif, yani sahada olanlarla bir şeyi görmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bakın, Türkiye'de 12 yıldır konut sektörü motor sektör halinde ekonomiye baktığımız zaman. Bu konut sektörü, tabii ki yenileme konutları var, deprem sebebiyle güçlendirilme çalışmaları var. Ama bir de iki helezoni ağaç, iki beyaz gömlekli güvenlikçi oldu sana lüks konut. Rant kavgaları. Bu krize girecek, bu duvara çarpar. Bir kere bunu görmek lazım. Türkiye'de, Türkiye'nin ekonomisini konut sektörünü motor güç olarak koyduğunda bunun krize girmesi kaçınılmazdır. Felaket tellallığı yapmıyorum ama bir gerçeğe işaret ediyorum. Bu duvara vur. Ha, duvara vurduktan sonra vay da bundan sonra ekonomi ne olacak diye düşünmek yerine şimdiden alternatiflerini tetkik etmek, araştırmak, çalışmak lazım. Bununla ilgili birçok öngörümüz var ama bir tanesi tarıma bağlı sanayiyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak. Yani tarımsal üretimi artırmak ama buna bağlı olarak da sadece arpayı satmak değil, pırasayı satmak değil. Bunu bir nihai ürün haline getirip satabilmek, tarıma bağlı sanayi. Katma değeri yüksek. Daha da önemlisi bunu bir marka değeri kazandırabilmeye Türkiye'nin yönlenmesi lazım. E niye tarımda başka bir şey değil? Ha, Kars'ın Digor'unda kaşar, gravyer yaparsın. Tekirdağ'ında ayçiçeğinle uğraşırsın ama Anadolu'nun dört bir tarafında tarıma bağlı sanayiyle ben ekonomiyi kalkındıracağım dediğinde yeni bir model ortaya çıkar onun için. Bu neyi sağlar? Bu bir kere çarpık şehirleşmeyi önler ve belki insanların doğduğu yerde doymasını. E gençlik, gençlik şimdi şehre gitmek istiyor. Niye? İnterneti var, şu var, bu var. Yani modern çağın, bilgi çağın gerektirdiği sosyal imkanlar var. Bunları da bu tarıma bağlı sanayinin teşviki dediğinde illerde, ilçelerde, o tarım merkezlerinde bunları sağlayarak gençliğin oralarda çalışmasını ve sosyal aktivitelerini de orada durmalarını sağlamak. Köye gider misiniz arkadaşlar hiçbiriniz? Bugünkü haliyle gitmeyebilirler ama yarın MHP iktidarında biz o köyleri yaptığımızda herkes bayıla bayıla gider. Ha, ulaşım, lojistik, raylı sistem. Bunların hepsinin bir paket halinde yapılması konu lazım. Bununla ilgili çalışmalar. Şu konu kapanmadan ben çok onu söylemem lazım. Yani önemli olduğunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı konusunda ben çok kısa söyleyeceğim. Önemli çünkü. Şimdi Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili efendim birleştik. Çatı aday göster. Ben bu olayın ayrıntılarını biliyorum. Böyle olmadığını biliyorum. Ben şunu söyleyeyim. Bir defa şunu iddia ediyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi olarak siz, hatta siz görevlendirilmişsiniz. Bunu çok önemli bir kaynaktan bilgi edindim. Yani Sayın Devlet Bahçeli Tuğrul Türkeş'i görevlendirdi ve Tuğrul Türkeş Cumhuriyet Halk Partili bir yetkiliyle görüştü ve çatı aday Deniz Baykal olsun dedi. Fakat Kılıçdaroğlu bunu kabul etmedi. Bu söyleniyor. Bu doğru mu? Ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu çatı aday konusunda bu bir anda geldi gitti. Bugün CHP'nin de MHP'nin de cemaatten medet umar haline geldi. 30 Mart'ta da ortadaydı. Cumhurbaşkanı seçimlerinde de ortadaydı. Şimdi Fethullah Gülen dedi ki şu Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapalım. Yerine güçsüz bir başbakan gelsin. Siz de ikiniz Bahçeli ile Kılıçdaroğlu Haziran'daki seçimde koalisyon ortağı olursunuz. Zaten başka türlü Bahçeli'nin 17 senede 12 seçim kaybetmiş. Ne iktidara gelme şansı var, ne hiçbir şansı yok. Evet. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde. Yani Ekmelettin İhsanoğlu projesi Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapma projesidir. Böyle anlaştılar ve bunu ben çok net bir şekilde söylüyorum. Yani öyle yok, onu çıkardık. Tanımıyorum. Sen yani orada mıydın? Yani? Ben o iddialı şeyler söylemek lazım. Değil. Basit şeylerle bu geçiştirilemez. Bu kadar yanlış bilgi. Hayır, hayır. Bu program kapsamında hepsine madem cevap verme var, izin verirseniz ya. Hepsine cevabım var. Ama hiçbiri doğru değil. Doğru olmayan bir şeyler. Konuşmaya değmez o zaman. Yani hiç ona ama söyle diyorsun sanki partinin içinde bir görev. Meclisteydim. İçinden öğrendim. Evet. Cumhurbaşkanlığı sürecinin de birçok safhasındaydım. Ama liderlerin birden fazla insanı bu konularda görevlendirmek gibi bir yetkileri vardır. Kabiliyetleri vardır.
Bir projede ben koşarım, başka bir projede başka bir arkadaşım koşar. Üçüncü projede başka biri koşar. Bunların içinden hangisi de daha akla yakın gelirse o kuvveden fiile çıkar. Zaten geride kalmış bir benim koştuğum bir proje kabul edilmedi diye veya doğru mu baygalı önerdiniz peki? Hayır onların hiçbiri doğru değil. O bambaşka bir iş. Siz ya o doğru değil. Yani ona bakarsan yani. Baykal siyasete gelecek. Evet. Onun hakkında bilgim var mı? Evet, gelecek mi neyse sence? Arkadaşlar bize ne? Yok, yani o kadar olmayan, çok yanlış var ki. Olmayan bir şeyler üzerine konuşmanın bir anlamı yok. Çok yoğun bir şekilde. Çok yoğun bir şekilde MHP tabanından neden uzaklaşıyor? Bu yönde bayağı eleştiri var. Ve ülkücülerin önü neden tıkanıyor deniyor. Nerede tıkanmış ülkücülerin önü? Böyle bir şey var. Genel bir kanı var. Şimdi şu bak burası çok güzel. Buna bir cevap vereyim. Şimdi ikide bir millet bize geliyor. Ya o ülke elden gidiyor, siz ne duruyorsunuz? Ya? Ne yapacağız? Çıkın sokağa. Sokakta ne var? Niye çıkacağız sokağa? Sokaktan ne kazanıyor? Kavga mı yapalım? Şimdi sizler gençlersiniz. Bizi izleyen de bir yeğen genç var. Ne yapılacak sokakta? Yani devlet malına demokrasi, zarar demokrasi, sokakla alakalı değildir. Demokrasi fikir üretmektir, siyaset üretmektir. Ürettiğiniz siyaseti halka sunmak ve onun verdiği destek nispetinde o siyaseti icra sanatıdır. Evet. Demokrasi budur. Şimdi ya ne duruyorsunuz? Veyahut olumlu gibi. Ya helal olsun devlet ve gençleri sokağa dökmedi. Ya niye dökeceğiz ki zaten? Ama sokağa yani, çıkmaktan kastım. Olumlu söylem de yanlış, olumsuz söylem de yanlış. Yani geçmişte yaşanan bazı olaylardan ötürü bu dönemde Devlet Bahçeli'nin yaptığı sağduyu çağrısı o yüzden takdir gördü. Türkiye çok 12 güzel, Eylül öncesiyle kıyaslandı. Evet, güzel bir yere geldiniz. 12 Eylül öncesine gelmeden bu sizin Murat arkadaşımızın söylediği yerden alalım. Türkiye genç, dinamik bir ülke. Bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için de büyük bir gayret var, çaba var. Yani devlet, bürokrasi, siyasi partiler, gençlik, bilim adamları, iş adamları topyekün daha iyi bir ülke olalım diye uğraşıyoruz. Birileri de sizi ülkelerin birbiriyle yarışı içinde engellemeye çalışıyor. Bir dönemde bunun adı Asala terörü oluyor. Asala terörü dünya üzerindeki Türk diplomatlarını öldürüyor, suikastlar düzenliyor ve böylelikle Türkiye'yi marazlı bir ülke gibi gösteriyor. Bir dönemde doğru yanlışa girmeden çok global ve çok özet geçiyorum. Türkiye'deki o dönemdeki irade bunu biz bitirelim diyor. Ya bu Asala yetti diyor. Ondan sonra Asala'nın elebaşları tespit ediliyor. Yani bu Türk diplomatlara karşı bu suikastları kim yapıyor? Ve bunlar sessizleştiriliyor en nazik tabiriyle. Bunun sessizleştirilmesinin hemen arkasından gözünüz aydın yeni bir çocuğumuz oluyor. 1983'te Şemdinli Eruh Ağustos'taki baskından yani Ara Toranya'nın öldürülmesinden çok kısa bir süre sonra Asala liderlerinden Şemdinli Eruh baskınıyla birlikte PKK diye bu sefer bir sözde Kürt meselesi ama bir terör örgütü Türkiye'deki gündeme, Türkiye'nin siyaset sahnesine giriyor. Şimdi 1983 Ağustos, yuvarlak alalım 1984'den bu yana Türkiye'de 21. yüzyıla yakışmayan, etnik ayrımcılık isteyen, ırkçılık isteyen, ırkçılıktır yani Kürt devleti kuracağım. Ya hangi devlette ırk temelli bir tasnif var? Türkiye'de bin çeşit insan var. Değişik mezheplerde var, değişik etnik özelliklerde var. Yo ben sadece Kürtlere, ha sen ırkçısın. Bir kere bunu çok iyi tasnifini yapmamız lazım. Ha şimdi 1984'ten bu tarafa Türkiye bu belayla karşı karşıya ve uğraşıyor. Ne zaman bu bize soruları soran arkadaşlara da bunu sormak lazım. 1984'ten bugüne MHP, Türk Milliyetçileri,
ülkücü hareket, ülke ocakları, adını ne derseniz deyin, ne zaman sokağa çıktık Allah aşkına? Yani Devlet Bey'le başlamadı, ondan önce de... Hayır, yok. Yani Devlet Bey de aynı çizginin devamıdır ve doğru bir çizgi takip ediyor. Yani evet. Ama 1984, 12 Eylül sonrası biz yargılamalara muhatabız. Türkeş tutuklu. O dönemde de ülkücüler başıboş değil ve gene sokağa çıkmıyor. Gene kimseyle kavga etmeye kalkmıyor. Türkeş tahliye oluyor. MÇP, siyasi yasaklar, referandum. Ondan sonra 97'ye kadar Türkeş Parti'nin başında. Gene biz sokakta değiliz. Şimdi bir takım iddialar falan. Ya bu Devlet Bey bu şeyleri, ülke ocaklarını pasivize etti. Ne yaptık ya? Neyi yaptık kardeşim? Yani... Türkeş zamanında ülkücüler sokakta çatır çutur yumruk tekme girişiyordu da. Sonra mı durdu bu? Ya 1984'ten beri Türkiye belayla uğraşıyor. Ve ülkücüler, Türk milliyetçileri aklı selimle hiçbir zaman bu işin tarafı olmadılar. Asla. Niye? Bu kolluk kuvvetinin müdahalesini gerektiren bir durumdur. Burada bir kalkışma vardır. Etnik temelli bir devlet kurmaya kalkarak devleti bölme girişimi vardır. Hepsinden önemlisi yıllık 500 milyon dolara varan kaçakçılık vardır. Sigara kaçakçılığı, içki kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı. Ve bu kaçakçılıktan nemalanan, onun içinde 20 yıldır, 25 yıldır dağda yaşayan eşkıya vardır. Ya yeri bundan. Evet. Bundan ancak devletin nizami kolluk kuvvetleri uğraşabilir. Sokakta bundan sizin gibi sivil gençler uğraşamaz. Milliyetçi Hareket Partisi de sorumlu bir parti olarak sizleri sokağa sürmüyor. Artık çıkmamanızı tavsiye ediyor. Evet, efendim. Çıkan burada da istersen... bizden değildir diyor. Ha şimdi... Bir burada parantez açıp bu bakın, arkadaşlarının burada, sorduğu bir ama nokta var. MHP'nin kendi içinde bunu çok tartışıyor. Biz programlarda da çok olduk. Çok karşılaştığımız zaman MHP'liler bunu söylüyor. MHP bir Alparslan Türkeşçiler var. Bir de şimdi Devlet Bahçeli. Hayır, yok, hayır, bakın Alparslan Türkeş'in askerleriyiz diye biz programlarda çok karşılaştık. Bu kavram evet. Nedir? Biz evet. MHP'nin değil Alparslan Türkeş'in askerleriyiz. Devlet Bahçeli'nin değil diyen çok MHP'liyle karşılaştık. Bu ne anlama geliyor? Bu çok Türk milliyetçiliğine bağdaşan bir beyan değil. Dürüstçe evet. Söyleyeyim. Yani şahsa bağlı milliyetçilik olmaz. Mesela Atatürk milliyetçiliği denilen şeyi de ben çok tartışılabilir bulurum. Yani Atatürk de bir Türk milliyetçisiydi. Ve Türk milletinin kalkınması, gelişmesi ve iyi olmasını isteyen bir insandı. Ama Atatürk acaba sağ olsaydı Atatürk milliyetçiliği diye bir kavramı kabul eder miydi Atatürk? Evet. Yani Alparslan Türkeş de sağ olsaydı ben eminim ki Alparslan Türkeş milliyetçiliği diye bir şey kabul etmez. Türk milliyetçiliği olduğunu ısrarla vurdular. Çok yoğun soru geliyor. Sokağa karşıyım deyince Gezi'ye nasıl bakıyor Gezi olayı? Gezi olayı. Başlamadan ben bir soru sorabilir miyim? İsterseniz buradan bir onunla şey yapalım. Konular tam çok konuyla dağılır. Alakalı, konu. Gezi ile alakalı. Evet. Yani Gezi Parkı olayları sırasında hani gerek basında gerek de sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Abdullah Öcalan, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayrağı ile Abdullah Öcalan bayrağının yan yana yer aldığı fotoğraf kareleri basına ve sosyal medyaya yansıdı. Bunda yani bu konuda gerek sizin gerek partinizin yani görüşüne bu sizin tarafınızdan nasıl karşılandı? MHP tarafından nasıl karşılandı? Orada nasıl her türlü kareler yan yana geldi. Gezi'de var. Yani. Yok, yan yana da geldi. Bu fotoğraf karesi yani ha. Atatürk ve Öcalan posterinin üzücü, yan yana olduğu. Üzücü yani en basit yani tabiriyle. Yani genel olarak üzücü. Nasıl bakıyorsunuz Gezi'ye? Şimdi şöyle Gezi'ye? Bakın. Şimdi Gezi Parkı'nda iki ayrı olay var. Birincisi... Orada bir yapılaşma isteğine karşı gençliğin, çevreciliğin haklı bir tepkisi var. Yani bu açık ve net. Bir kere bunu net telaffuz edelim. Çevreci hiç bundan korkmayalım. Eyvallah. Hayır, gençliğin de orada bir yapılaşma var.
ama alışveriş merkezidir, ama yok bilmem ne binasıdır, şudur budur filan. Ben eski kışlayı ihya edeceğim. Ya sen her kışlayı ihya ediyor musun? Şimdi İstanbul zaten nefes alınamaz bir şehir olmuş. Yeniden yani gündeme getirdim. Taksim'de bir şuncacık bir parça arazi kalmış. Sen bunu yeşillendirip ben batıya, batı ülkelerine gittiğimde park dediğiniz yerde beton hiçbir şey görmezsiniz. Yani örnek Londra'da Regent Park, Hyde Park vesaire. Ya. Oraya bir bina, bir şey yapı koyacak bile olsalar ahşap koyarlar, beton koymazlar. Şimdi Taksim'de şuncacık bir arsa kalmış, yeşil alan. Oraya da ben bilmem ne kışlasını ihya edeceğim. Buna karşı gençlik, yani Y kuşağı denilen yeni nesil, sizler haklı bir tepki gösterdi. Ya biz bunu istemiyoruz diye. Ha, şimdi bundan sonra ne oldu? Yani bu bir kere çok haklı ve yerden göğe doğru bir davranıştır. Gençliğin buna devam etmesi lazım bir kere. Hiç bundan yılmasınlar. Sokağa çıkabiliriz. Yani her zaman çıkılması lazım bu tip şeyler. Ama çevreyi de tahribat etmeleri bu. Hayır bak tahribat. bir dakika. O arada iş makinasının üzerine siyasetçiler evet, çıkıp şova başladılar. Ha işte. Şimdi ondan sonra PKK yandaşı ve solcu, Marksist bir takım evet. gruplar işi bir yerden alıp bir yere çekmeye başladılar. Taksim platformları filan, büyük sakallı abiler gelip ahkamlar kesmeye başladılar. Niye? Ha, hazır burada gençlik böyle coşmuş, tepkisini İnsan haklı koyuyor ya. Ortaya. Bunu hele bir alalım bakalım bir yere götürür müyüz diye. Ondan sonra bu ilk başta, temin sizin söylediğiniz nokta, Türk bayrağını sallayan, İstiklal Marşı'nı söyleyen gençler vardı. Evet. Bizim evet. arkadaşlarımız, dostlarımız beni arayarak, yani başkasını değil, Tuğrul aptal mısınız? Bu gençlere sahip çıkmayacaksınız da neye sahip çıkacaksınız? Evet. Tam olarak bugün sokakta değilsiniz de ne zaman çıkacaksınız diye bana hakaret eden arkadaşım var. Yani açıp dostluğa binaen ama aptal mısın dedi, yani ben bu lafı duydum. Ha, peki biz ne yaptık Milliyetçi Hareket Partisi olarak? MHP Başkanlık Divanı toplandık. Dedik ki bunu bir değerlendirelim. Devlet Bey dedi ki bu çok tartışılıyor. Ben dedi bütün arkadaşlarımın fikirlerini duymak istiyorum burada. Bunu bir değerlendirelim dedi. Buna katılmalıyız diyen arkadaşlar da oldu. Katılmamalıyız diyen arkadaşlar da oldu. Ama neticede vardığımız nokta şu. Bunu kimin başlattığı belli değil. Kimin dirije ettiği, yönlendirdiği belli değil. Ve nerede biteceği belli değil. Ben başlatmadıysam, yönlendirmesinde ben yoksam, nerede biteceğini de ben bilmiyorsam, ülkücüleri bu işin içine atmak risktir ve her an çatışma çıkar. Bu karara binaen yasaklandı. Ülkücüler hiçbir şekilde katılmayacak diye. Ama bu ilk başta çevreci gençliğin tepkisine saygısızlık değildir. Daha sonraki siyasi grupların bunu çekiştirmesidir. İşte o sizin işaret ettiğiniz Türk bayraklarının yanına terörist başının resimleri gelip eski Kültür Sarayı'nın, kültür merkezinin evet. üstüne bile asılmaya başladı. Sonra İstiklal Marşları unutuldu. Türk bayrakları da kalktı ve başka birileri egemen olmaya kalktı. Aynen. Evet, biraz son ben süratli son gitmek söz, istiyorum. Son, evet. ama konu bunu, başlıkları bu, çok konu başlıkları. Bu Gezi Parkı çok önemli. Siyasi iktidar ne yaptı? Yerden göğe yönetemedi. Yani uluslararası yönetim bilimi açısından mismanagement, yanlış yönetim denilir ya. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine düştüğü durum bu. Efendim etki ajanları var mı, yabancılar var mı, başka biri parmağını soktu mu? Bu iddiaların hepsi Gezi Parkı'nda oldu. Olduysa bile hükümetin yönetemeyişindendir. Basit bir örnek, birçok yerde, üniversitelerde verdiğim bir örneği size anlatacağım. Yani bir laboratuvar çalışması. Bir an için Gezi Parkı'nda ilk 48 saat olaylar yaşandı. Belediye zabıtası ve polis sabahın 5.30'unda gençlerin çadırlarını yaktı. Yani ben sabah uyandığımda gördüğümde evde tek başıma ben bağırıyordum ya. Yani gencecik çocuğun çadırını niye yakıyorsun kardeşim? Bir kere
devletin kolluk kuvveti vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için vardır. Zarar vermek için değil. Bunları gören başbakanın o gün akşam televizyona çıkması lazımdı. Örnek olarak söylüyorum size. Demeliydi ki polise ben emir verdim müdahale etsin diye. Ancak gördüğümden memnun değilim. Polis orantısız güç kullanmıştır. Bununla ilgili gereken soruşturmayı yaptırıyorum. Valiye talimat verdim. İki, benim gencecik çocuklarımın çadırını hiç kimse yakamaz. Hiç kimse yakamaz. Bunların yarın ben oraya iki kamyon çadır yolluyorum. Parasını da kendi cebimden vereceğim. Yarın saat 11'de belediye başkanıma, o hepsini evden getirmiş gibi öyle söylüyor ya benim malim benim, evet. Belediye başkanım. Benim belediye başkanıma talimat verdim. Yarın 11'de çadırı yanan da çadırı olmayıp orada çadır almak isteyen herkes de o iki kamyondaki çadırları alsın. Üç. Bunlar kayda geçiyor. İktidara gelirse, evet, bu tür evlenler, evet, olursa bunları hatırlatacağız. Çadırları. Yapmazsam getirin burnuma dayayım bunu. Bakın çok basit örnek veriyorum ve arkadaşların kanaatini soracağım ondan sonra. Üç. Evet, oraya alışveriş merkezi yapıyorduk. Kabul ediyorum. Yakalandım. Alışveriş merkezi yapmayacak olsa dahi böyle bir konuşma yapsaydık. Alışveriş merkezi yapıyorum. Ey millet, ey ahali, her zaman konuşma üslubuyla alışveriş merkezine ben gitmem. Emine Hanım gitmez, Necmettin Bilal gitmez, Sümeyye gitmez. Siz gidiyorsunuz. Orta kesim gidiyor. Siz gidiyorsunuz. Yazın sıcağında serin diye çoluğunuzla çocuğunuzla gidiyorsunuz. Kışın soğuğunda sıcak diye gidiyorsunuz. Hoşuma gidiyor siz oraları geziyorsunuz diye bir tane daha yapmaya kalktım. Size de iyilik yaramıyor. Nalet olsun. İptal ettim projeyi. Bunu 48. saat Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söyleseydi. Ne olurdu? Ne olurdu? Etki ajanları girebilir miydi? Taksim Oteli'nin önündeki gölgeli şahıslar bilmem ne yapabilir miydi? PKK alıp bir yere çekebilir miydi? Yoksa oradaki gençlik 15 gün daha o çadırlarda şeyini yapıp ve bunu da başarmış olmanın mutluluğu içinde, evet bak biz buraya bu kışlayı yapmadık, İstanbul'un bir yeşil alanını kurtardık diye onun mutluluğunda herkes döner okuluna, işine bakabilir. Buyurun bunu tartışalım. Şöyle bir... Şimdi bunu yapamayan siyasi iktidar, yok Almanya'nın bilmem nesi girdi, Fransa'nın girdi, paralelce alttansa, ya şimdi evet, bunlar mazeret, bunlar mazeret, bunlar basmayan mazeret, sen yönetemedin. Şimdi nokta. Gelen eleştiriler ne diyorlar biliyor musunuz? Sorul Bey de Tayyip Bey gibi hep konuşuyor. Öğrenciler hiç konuşturmuyor. Evet, şimdi MHP iktidarda böyle olacak herhalde diyorlar. Bu sorulara ama biri de cevap verecek. Kurul Bey, şimdi ben bir durum var. Bence bir çok araya gireyim. Dediğiniz şey çok doğru. Böyle bir politika izlense hep derler. İşte Turgut Özal olsaydı şortlarıyla birlikte giyinir, iner Taksim Meydanı'na. İşte olayı çözerdi, bu iş kapanır diyorlar. Burası çok doğru ama şimdi şöyle bir gerçek var. Hani bir Recep Tayyip Erdoğan üslubu var. Yani bir Recep Tayyip Erdoğan karizması ben var. Ben zaten çözüm önerimi Erdoğan üslubuna işte göre yaptım. Benim önerim bu olmazdı. Yani bu bir nevi geri adım atmak olmaz mıydı? Hani hayır, Recep Tayyip Erdoğan için. Bundan sonraki politikalarda da hani eleştiri geldiğinde, yani bu söylediğiniz hareketi Kemal Kılıçdaroğlu olsa yapabilirdi. Büyük ihtimalle de yapardı. Ama yok. Recep Tayyip Erdoğan orada kendisine karşı olan bir üsluba, kendisine karşı olan işte küfür, tepki falan, hani bunların karşısında daha böyle bir sert imaj olarak durduğu için hani burada hadi geri soruya soruyla cevap vereyim ben de. Zaten bir dakika. Recep soruya soruyla cevap vereyim. Ben talimat verdim. Yok, şöyle bir durum. Sayın Erdoğan orada bir uluslararası komplonun Türkiye'ye karşı yapıldığını iddia etti. Evet. Benim bu önerimle o uluslararası komployu görevsiz hale getirirdi. Doğru. Ve gene başarılı bir başbakan oldu. Ama kime göre? Kime göre? %50 çıkardı. Nereye çıkardı? Arkadaşlar konu başlıklarımız çok orası, fazla. Bakın. Orası önemli ama evet, hani dedi ya Recep Tayyip Erdoğan'ın bir duruşu, karizması var. Evet. O Kasımpaşalı'yı geri adım evet, atmadı. Ya, yani, bana göre aslında şöyle bir durum var. Hani burada geri adım atmamasının temel sebebi aslında o gençlerin hep söylediği var ya. Ya burada aslında belli bir rant var. Buraları birilerine peşkeş çekecekler ve burayı bu yeşil alanı en son olarak bizden alacaklar. Recep Tayyip Erdoğan Allah aşkına, yani bugünün Cumhurbaşkanı ama dönemin başbakanı olarak ben kendisine söylüyorum. Geri adım atmadığı
geri adım attığı, düzeltiyorum, geri adım attığı başka, geri adım attığı başka hiçbir iş yok mu? Allah aşkına bedelli askerlik durumunda mecliste ilk önce ne dedi daha sonra? Var ama bu gündemde olan bir şey hani işte. Tabii, yani toplumun gündeminde olan bir şey. Onun için hani Gezi Parkı'nda bizzatihi bana göre geri adım atmamasının temel sebebi zaten polise ben gereken efendim işte talimatı verdim dedi. Maşallah Sayın Başbakanımız dış politika yaptı. Dış politika ile ilgili efendim çalışmaları yapmak üzere hemen ülkeyi yurdu terk etti. Daha sonra geldi maalesef işte biz yani şöyle bir durum. Genç olarak biz bunu düşünüyoruz. Efendim işte Türkiye dışarıdan yönetilmezmiş. Efendim işte milli iradeye ket vurulmazmış. İşte 15 Haziran'da Ankara'da 16 Haziran'da o ara 2013'te geldi İstanbul'da mitingler yaptı. Şimdi buna baktığımız zaman Allah aşkına 2012'de. O 2012'de. Evet. 12'de. Evet 2012'de. Düzeltelim. Bunu yaptığı zaman Allah aşkına orada sadece ben bölücüleri hariç tutuyorum. Hangi Atatürkçü, hangi Kemalist orada zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine bütünlüğüne kastetmiştir? Sayın Başbakan maalesef hani konuları birbirine karıştırmış. Milleti yine maalesef zayıf olduğu taraflarından vurmuştur. Hani milli irade, efendim işte milli hedef, milli güç, işte millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Türkiye'nin yenilmesiyle Gezi Parkı'nın ne alakası var? Türkiye'nin içinde zaten Gezi Parkı bir park. Biz bu parkı ihya edersek, gelecek nesle biz bunu kazandırırsak bizim hükümet olarak, devlet olarak, devletin vatandaşları olarak yani kendimiz de aslında övünmemiz lazım. Yani bunda isterseniz ileriki programlardan birini, AK Parti'den birini çağıralım. Onlarla onu konuşacağız. Hayır, MHP ile AK Parti konuşulmaz. Kesinlikle. Onu o zaman konuşuruz. Bakın. Gezi'ye ilişkin ufak bir şey söyleyebilir miyim ben Abbas Bey? Gezi çok çok ufak bir şey. Hani siz dediniz genel kurul olarak biz toplandık ve bu genel başkanlık olarak. Ve biz sonuç olarak hiçbir ülkücüyü sokağa davet etmedik, hiçbir şekilde katılmalarını istemedik ve olay dışı kalmayı tercih ettik. Ama aynı zamanda da hani o zaman geçtikçe Türk bayrakları kaldırıldı, Atatürk posterleri kaldırıldı, PKK bayrakları çekildi ya da o tandansı destekleyen bayraklar çekildi, afişler asıldı diyorsunuz. Madem öyle, siz bunu öngörerek... Yani siz bunu öngörebilecek altyapıya sahipsiniz. Hem parti olarak hem de kişilik olarak. Bunu öngöre neden bu oluşumun dışında kalmayı tercih ettiniz? Çünkü yani hani ülkücüler... Çok basit. İçinde olsa ne olacak? Ateşten barut. Hayır. Evet. Ateşten barut. İçinde, yani içinde olmak ülkücüleri sahaya indirmek değil. Siz parti olarak oradaki insanlara destek olabilirdiniz. Nasıl? Orada, İstemiyoruz dedi. Atatürk bayrağını kapan insanlara destek oradaki gençlik biz siyasetçi istemiyoruz dedi. Evet. Biz buna saygı gösteririz. Gayet doğru. Ben çok rahat giderdim. Bakın, orada farkı sanmıyoruz biz. Kendi yapım olarak söylüyorum. Ben her eleştiriyi saygısızlığa varmadığı sürece ben her eleştiriye açık bir insanım. Ben oraya gidebilirdim ama ikinci günden itibaren gazeteleri okuyorum. Orada gençlik diyor ki bu ilk baştaki kategorize ediyorum ya iki grup var diye. İlk grup diyor ki ben burada siyasetçi istemiyorum. Siyasetçinin gelip burada benim bu haklı meselemdeki mücadelemde şov yapmasını istemiyorum diyor. Ya bu gençliğe niye saygı göstermeyelim? Gitmedik. Gitmedik ya yani bizi istemiyorsa... Zorlan hayır ben de geçeceğim kameraların önüne politikasıyım diye. Bugün kalınca. Türk bayrağı niye yapıyorsun yani? Yokunuz, evet. Türk evet gelen çok güncel bir soruya girmek istiyorum. Nasıl Türk bayrağı? Türk bayrağı yakıldı. Arkadaşlar Atatürk büstleri yakıldı yine meydanlarda yoksunuz. Meydanda yani meydana çıkmak şey siyasi iktidar temin teferruatla anlattım. Kavga etmek değil bu yani. O siyasi iktidarın o konuda gerekeni yapması lazım. Evet. Meydana yani çıkmaksa arkadaşlar biz 12 Eylül öncesinde hep evet, meydanlardaydık. Ama çok acı günler yaşadı ülke. Şimdi bir soru Gökhan Doğan soruyor. Diyor ki hayırlı akşamlar diyor. Alparslan Türkeş'in yazdığı kitapları okudunuz mu diyor. Oradan başlıyor. Okuduğu zaman diyor MHP'nin kurucusu Başbu Türkeş diyor. Başkanlık sistemini sonuna kadar savunduğu görülüyor diyor. Bugünkü MHP'nin bu konudaki görüşleri nedir diyor ve bu çerçevede de Başkanlık Sarayı ile ilgili görüşlerinizi de alalım. Şimdi bir insan düşünün ki bu zaman zaman bana bu eleştiriler geliyor. Ben bir şurada bir kendi savunmamı yapayım. Heh. Sonra öbür kısmına geçeyim. Yemek pişirme. Alparslan Türkeş siyaset sahnesine geliyor. Türk milliyetçiliğini bir çatı altında toplamaya arkadaşlarıyla beraber karar veriyorlar. Onlardan önce Türk milliyetçiliği var. Yani Alparslan Türkeş'le başlamadı. Her zaman var.
Ama o zamanki CHP'de var, Demokrat Parti'de, Adalet Partisi'nde var. Fakat dağınıklıktan bunu bir tek parti çatısı altında toplama fikri Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının ve böylece MHP oluşuyor. Bununla birlikte de Sovyet yayılma siyaseti ve 68 kuşağı diye sosyalizm meseleleri varken buna karşı da milliyetçi gençliğin bilinçlendirilmesi ve yetiştirilmesi için ülke ocaklarını kuruyor. Anadolu'dan, şehirden, kasabadan, köyden gelen Anadolu çocuklarını milliyetçiliği öğretiyor. Ülkeyle ilgili meseleleri öğretiyor da kendi çocuklarına mı öğretemeyecek bu adam? Benimle ilgili gelen bu soruların çoğunu çok gereksiz buluyorum. Yani düşünün ki burada en karşı fikirdekine bile sorsanız, Türkeş bir ekoldür ve bir dönem bütün Türk gençliğini, Türk milliyetçiliğini yetiştirdi diye söyler herkes. Kendi çocuğunu yetiştiremedi. Kurtarmış Türkiye'ye. Şimdi başkanlık sistemine. O soruya geçmeden önce bununla paralel olarak sokağa bir sorduk. Alparslan Türkeş ve Tuğrul Türkeş sorusunu sorduk. Bakalım ne diyorlar? Ben mağlup çıkmışım. Evet. Tuğrul Türkeş kimdir? Bilmiyorum, tanımıyorum. Tuğrul Türkeş kimdir, tanıyor musun? Hayır ama soy ismi güzelmiş. Bakan falan olabilir mi? Yazar falan mı acaba? Ünlü mü, sanatçı mı, kim? Teknik direktör. Eski başbakan değil mi abi? Yazar. Tuğrul Türkeş. Sanatçı. Tuğrul Türkeş kimdir? Tuğrul Türkeş. Alparslan Türkeş'in kardeşi mi? Alparslan Türkeş'in oğlu mu? Halkla iç içe hiç olduğunu görmedik yani. Biraz elit tabakada takıldı. Delikanlı gibi bir adam. Hatta partinin başına o geçse daha iyi olur. Tuğrul Türkeş gibi bir adam ben daha zannetmiyorum ki zaten. Yani gelsin gitsin. Yani Türkiye için çalışsın, vatan için çalışsın, bayrağı için çalışsın, toprağı için çalışsın. Alparslan Türkeş'in oğlu bu kadar pasif olmamalıydı. Dört dörtlük biliyorum kendisini. İyi mi? İyi. Babası nasıldı Alparslan Türkeş? Babası ondan daha iyiydi. Ortalıkta fazla görünmüyor ki. Ama neticede Türkeş'in oğlu. Mayası sağlamdır galiba. Babası nasıldı Alparslan Türkeş? İyiydi babası. Dengeydi Türkiye'de, denge. Mert bir adamdı. Özü sözü doğru bir insandı. Oğlunu o kadar fazla tanımıyorum ama babasını çok iyi tanırım. Babası, oğlunun da bir kötülüğünü görmedik. Alparslan Türkeş tanıyor musunuz? Yok. Duymadın mı hiç? Yani milliyetçi, ülkesine sahip çıkan. Alparslan Türkeş aslan gibi, biraz ismi gibi, ismi kadar güzel adam. 60'lı yıllarda kim darbeyi yaptı? Alparslan. Kim yaptı? Hayır efendim, hayır. Cemal Güçsel yaptı. Cemal Güçsel yaptı. O zaman Türkiye işte albaydı. Onu da yönetime aldı. İsmi darbeci oldu. Türkeş asmadı mı diyorlar. Celal Bayar'ı idama Türkeş asmadı. Götürmedim diyor. Asmadı. Bu çerçevede hayır, ona da bir cevap verirsen. Bilen biliyor. Bir saniye arkadaşlar. Hocam sürgün orada mı olmuştu darbeden sonra? Bir saniye arkadaşlar. Birinci o kadar çok dinleyeyim. Soru var ki hangi birinden ver? Ondan sonra başkan sistemine geçeceğiz ama bu tarihi bir olay. Tamam. Peki. Şimdi 1960'a Türkiye'nin geldiği bir takım şartlar var. Onlar tabii bu programda o kadar uzun etmeyeceğiz ama bunun neticesinde bir toplumsal tepki var. O dönemin askeri de bunu gözlemleyerek haklı haksıza girmiyor. Yani ihtilalin haklılığı yoktur bana göre. Ben demokrasiye inanırım ama onlar kendilerini haklı görerek böyle bir harekete giriyorlar. 27 Mayıs 1960'ta ihtilal yapılıyor. Ordu yönetime el koyuyor ve bu o dönem ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'yi faaliyetlerini durdurarak o dönem iktidardaki rahmetli Menderes'i ve arkadaşlarını işte Yassıada'ya gönderiyorlar ve yargılama süreci başlıyor. Milli Birlik Komitesi diye 38 kişilik bir heyet ihtilali yapan ekip. Bunun içinde bir grup diyor ki, ya kardeşim biz askeriz, biz bu ihtilali yaptık ama biz ülke yönetmeyi ne bileceğiz? Anında şurada İsmet Paşa var, çağıralım İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa alsın ülkeyi yönetsin. Burada İsmet Paşa'nın bir günahı yok, altını çizerek söylüyorum.
o Milli Birlik Komitesi'nin içindeki Madanoğlu vesaire tarih kitaplarına baktığınızda kimler olduğunu görürsünüz. Bir de genç subaylar var. Yani üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay vesaire filan. Bunlar diyorlar ki ya biz iktidarı Demokrat Parti'den alıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek için yapmadık ki. Biz ülkede problemler vardı, sıkıntılar vardı. Siyasi iktidar bunlar için yetersiz kalıyordu. Biz asker olarak yönetimi el koyduk. Bizim önümüzdeki model Atatürk'tür. Atatürk gibi biz o nasıl devleti kurarken böyle yaptıysa biz gerekli düzenlemeleri yapalım ve ondan sonra biz kışlamıza çekilelim. Tekrar ülke demokrasiye dönsün. Bu iki fikir Milli Birlik Komitesi içinde çatışıyor. Tabii o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bürokrasi de devletteki gücüyle birlikte ilk fikir galip geliyor. 38 kişi içinden 14 kişiyi diyorlar ki biz sizin bu ordu düzenlesin Atatürk modeli daha sonra da kışlasına çekilsin ve çok partili hayata dönülsün fikrini düşünmüyoruz. Biz sizi buradan ayırıyoruz. Bir iç darbe 13 Kasım 1960'da oluyor. 13 Kasım 1960'da bu 14 kişi enterne ediliyor. Yani tutuklanıyor. Daha sonra da bunların Türkiye'de durması yeni problemler yaratacağından genç subaylar, dinamik bunlar, destekçileri var. Bunları dünya üzerine savuruyorlar. Nereye savuruyorlar? Rahmetli Muzaffer Özdağ Tokyo'ya gidiyor. Alparslan Türkeş Hindistan'a gidiyor. Fazıl Akkoyunlu Afganistan'a gidiyor. Dündar Taşer Tunus'a gidiyor. Ahmet Er Libya'ya gidiyor. Rifat Baykal Tel Aviv'e, İsrail'e gidiyor. Yani Doğan neydi sonra oğlu rahmetli oldu. Neyse Oslo'ya giden var vesaire. Bu 14 kişiyi dünya üzerine savuruyorlar. Biz 13 Kasım sonrası Aralık ayı içerisinde apar topar ailece babam ve 5 çocuğu annemle birlikte biz Hindistan'a sürgüne gittik. O dönemde gene bu genç subayların önerisi Atatürk bu devrimleri yaparken devrime karşı gelenleri ne yaptı? Türkiye'nin dışına yolladı. Biz Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını İsviçre'ye yollayalım. Namus ve şereflerine uygun da bir maaş bağlayalım. Ama Türkiye'ye dönmelerine de tahdit koyalım diyorlar. Sürgüne bu verilen fikir diğerlerinin aklına yatıyor ama bunu rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapmak yerine babam ve arkadaşlarına yapıyorlar. Biz sürgüne gittik. Evet. Onlar gene Adnan Menderes'i asmak için o mahkemeleri maalesef kuruyorlar ve sürüyorlar. Sonradan pişmanlık duyduğu oldu mu babanızı darbeyi Hindistan'da iken Cemal Gürsel'e mektup yazdı. O mektup arşivlerde vardır. Adnan Menderes'in asılmaması gerektiğini, bu idamların yanlış olduğunu ve bunların Türkiye'nin hayatında yara olacağına dair mektubu var. Kitabında da yayınlandı, arşivlerde var. Bende duruyor kopyası. Evet, şimdi gelelim başkanlık sistemine ve saraya. Şimdi Türkeş'in birçok kitabında başkanlık sistemine atıf var. Başkanlık sistemi konuşulabilir tekrar. Fakat bugün için bu son 10 yıllık, 15 yıllık süre içinde bir kere şuna bakmak lazım. Yani Türkeş öyle dedi veyahut da işte biri şöyle dedi. 100 yıl aynı fikirleri savunacağız. Böyle bir şey yok. Yani Türkeş'in zamanında makul görülen bir şey bu dönemde değiştirilebilir. Bir kere o bize mesaj yollayan arkadaşların bunu anlaması lazım. Yani bir dönemde Türkiye'de buğdayda darboğaz vardı. Rahmetli Türkeş narko konması gerektiğiyle ilgili basın bildirisi var. Ben o zaman partide çalışıyordum. Bildiriyi yazanlardan biri benim. Şimdi bugünün Türkiye'sinde ekmeğe narkonur mu? Evet. Şimdi kim bana çıkıp da diyebilir ki senin baban o zaman ekmeğe narkonsun dendiydi. Siz niye şimdi bundan uğraşmıyorsunuz? Böyle bir şey söylenemez. Türkeş'in değerlendirdiği
topyekün bir devlet modeliydi kitaplarında. Türkeş'in kitabını okuyanların tümünü okuması lazım. Yoksa Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi 482. sayfayı alıp bu burada yazıyor. 500 sayfanın tamamını oku bakalım da hepsini uyguluyorsan varız. Ama sadece 492'yi uygulayacaksan olmaz, o işlemez. Bir kere yani onu anlamak lazım. Tabii. Şimdi buradan çok masraflı saraya gelelim. Bir kere Türkiye, az önce de belirttiğim gibi, binaya yani ölü yatırıma çok para harcıyor. Türkiye'nin böyle bir ekonomik gücü yok. Yani sırf ekonomi bazlı bile baksak, bu binalar, bu şatafat, bu gösterişe ihtiyaç yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu yapılan sarayla ilgili çok enteresan bir laf etti. Eskiden dedi başbakanlığa dedi ziyarete gelenleri dedi yolda karşılıyorduk yolu dedi kesin. Böyle bir yere ihtiyaç vardı dedi. O zaman niye Cumhurbaşkanlığı yaptın? Bırak başbakanlık olaydı da. Şimdi gene Davutoğlu gene yolda karşılıyor. Şimdi ama Davutoğlu gene sokakta karşılayacak. Tabii. Başbakanlık gene yolda karşılamayı gerektiriyor. Cumhurbaşkanlığına gitti. Evet. Şimdi günlük siyasi polemiğe girmeden hazır gençlerle bir aradayken ben başka bir şeye bunu vesile ederek, bu tip önemli harcamaları iktidarda ben varım diye yapmak yerine bunları ya meclis onayına sunmak veyahut belli mesela bir yıl içinde bu tip yatırımlar yapacaksan, şimdi önüne gelen 3 anayasa maddesi için yapıyorsun veyahut da kendi yargılanmanla ailenle ilgili meselelerde referandum makbul görüyorsun. Bunları referanduma götürmek lazım. Yani Türkiye 1,5 trilyonluk, 1,5 milyar liralık veyahut 750, rakamlar da çok çelişiyor ama hadi yuvarlak 750 milyon dolarlık bir yatırım diyelim. Cumhurbaşkanlığı sarayı. Bunu halka sorabiliriz yani. Bu, ama bu zor bir şey değil ki yani, bir referandum yapıp evet, devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ben yeni bir Türkiye yapıyorum. Bana göre ebedi bir Türkiye ama onun iddiası yeni Türkiye mi? Hala. Yeni Türkiye'de daha görkemli, şatafatlı, petrol zengini ülkelerdeki emirlerinki gibi saraylar, konaklarla Türkiye'nin görsel imajını yükseltmek istiyorum. Dubai gibi. Ey ahali, buna rızanız var mı diye bir referandum yapıvereydik. Halkın %50'sinden fazlası buna rıza gösterseydi biz bugün bunu tartışmazdık. Şimdi peki her şeyde referandum mu yapılmalı? Evet. Hayır. Ama asgari de bu konular bir meclis onayına gelse, yani referanduma getiremediğimizi de meclis tek siyasi partilerle yine geçerdi. Çoğunluk var. Çoğunluk var. Hayır ama diğer partilerin orada muhalefeti ama MHP'de daha yok, açık ortaya çıkıyor. Ama MHP'nin aslında yaptığı en temel yanlış şu. Sanki hani bu yapılırken bir saklandı. Efendim bunun üstünde bir örtü vardı da açıldığı zaman aynen, o örtüyü çektiler. Evet, ya her halükarda Sayın Erdoğan ya başbakan olsaydı burası başbakanlık olacaktı. Aynen. Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı oldu, burası cumhurbaşkanı oldu. Ben size bambaşka bir şey söyleyeyim. Gerçekte yıkım var, Atatürk olmadığı için neredeydiniz? Ben, yani bu yapılırken gene buradaydık. Bir günde aynı meclisteydik. Tabii. Hayır canım, o zaman da yanlış söylendi, şimdi de söylendi ama benim halkın bu konudaki tepkisiyle ilgili hayret ettiğim bambaşka bir şey var. O da şu, 17-25 Aralık sürecinde kaynağı belirsiz paraların hanelerde, konutlarda, ayakkabı kutularında bulunduğu iddiasına halk tepki göstermez iken, devlete yapılan bir binada netice itibariyle Recep Tayyip Erdoğan'ın oradaki görev süresi tahtitlidir. O süre bittiğinde de emekli cumhurbaşkanının konutu diyemeyeceğine göre devlete yapılmış binadır. Yanlıştır. Pahalıdır ayrı. Ama 17-25 Aralık'ta evde olduğu iddia edilen paralara tepki göstermeyen bu milletin, devletin israf harcamalarındaki bu tip tepkilerini de çok ilginç bulduğumu söylemeliyim. Evet. Yani mesela
Bir saniye. Sen, evet. Bu konuda evet. Ancak hani halkın tepkisini göstermesinden bahsediyorsunuz. İşte halkın burada yüksek sesle bağırabilmesinin tek yolu sokağa çıkmaktır. Sokağa çıkmak sokakları birbirine siz karıştırmak çıktın? Değildir. Biz elimizden geldiğince yani. Göstermeye siz çalışıyoruz tepkimizi. Ülkede sadece ama üç cümle şey şöyle bir şey var. Var. 17 Aralık evet. Soruşturmasını hukuk takip etmemeye karar verdi. Yani hukuk takipsizliği karar verdi. Ben bu konuyu takip etmeyeceğim. Bu konuda bir problem görmüyorum orada dedi. Orada ayıp ettiler. Fakat muhalefet de tabii size CHP ve MHP de dahil olmak üzere bu süreçte elinizden geldiğince halka bir şeyleri anlatmaya çalıştınız. Ortak olduğunuz düşünce açısından yani bunun yanlışı açısından. Fakat somut bir yol alınamadı. Burada hani halka da biraz yükleniyorsunuz. Yani sesini çıkarmadı ama tek yolumuz yani ya belki yumruklarımız, sesimiz, bağırışımız bunun dışında halkın yapabileceği her şey referandum değil dediğimiz gibi. Çünkü insanlar referanduma giderken konuyu anayasa değişikliğinde referanduma giderken açıp anayasa maddelerini, tüzükleri neye evet neye hayır diyorum diye bakmıyorlar. Yani referandum lazım. İşte bakmayan bir halkımız var. Referandum tamam, değil yani sonuç. Tamam, halka gitmek yani dediğinizde değil. Çok haklısınız ama kısa kısa bir hiç kimse vatandaşa Milliyetçi Hareket Partisi asgariyede sokağa çıkmayın, bağırmayın filan demiyor. Bizden talep edilen genç Türk milliyetçilerini, ülke ocağı mensuplarının bir kolluk kuvveti gibi sokağa sevk edilmesi talebini doğru bulmuyoruz. Tabii ki de yanlış bir talep. Siz bağımsız, özgür, aydın Türk gençleri olarak tepki göstermeniz gerektiği yerde sokağa çıkıp tepki gösteriyorsanız gösterin. Buna kim mani olabilir? Hiç yani burada bir tahdit yok. Bu bir. İki. Şimdi 17-25 Aralık meselesinde bir hukuk ayıbı vardır. Soruşturulmadan özel atanmış hukuk adamlarının bunu soruşturmaya gerek yoktur demesi hukuk ayıbıdır. Ayıptan sonra... Sen hukukçu musun? Hayır ama hukuktan epey anlarım. Niye? 12 Eylül mahkemeleri babama asmaya kalktı. Biz de hukuk bürolarını oluşturduk. Ve 12 Eylül'de en az 2,5-3 sene bilfiil ceza hukuku ile vesaire ile filan yani dava vekilliği tabir ediliyor eski şeyle uğraşmış birisi olarak söylüyorum. 12 Eylül'ün yargılanmasına müdahil oldunuz mu? Nasıl bakıyorsunuz şimdi yıllar geçtikten sonra? Oraya gelirim ama bir mukayese yapacağım. 12 Eylül'de babamın odasında bir FM bandında radyo, eskiden transistörlü radyo denilen bir nesne vardı. Görünüşü telsiz gibi ama FM radyo yani. Şöyle bir şey. Türkeş'in odasında telsiz bulundu diye iddianamede bile var. Bu Amerikan Pazarı denilen Ankara'da bir yer var. İzmir Caddesi'nin oraya. Gittim aynı radyoyu buldum. O zaman bandrol almak lazım PTT'de. Gittim parayı da yatırdım. Bandrolu aldım. Götürdüm avukatlara verdim. Dedim ki alın Türkeş'in odasında bulunduğu iddia edilen telsizin eşi hem de bandrolu var. TRT tarafında. Bizim avukatlar bunu mahkemeye götürdü, ibraz etti. İhtilal mahkemesi, sıkı yönetim mahkemesi evet bunu haklı gördü ve bunu delil listesinden çıkarttı. Bunu niye anlatıyorsun? Bu son dönemdeki hukuk ihtilal dönemi hukukundan bile daha ayıplıdır. Ergenekon balyoz. Daha ayıplıdır. Onu söylüyorum size. Açık ve net. Yani ihtilal mahkemelerini beğendin mi? Yok. Suçsuz insanları astılar. Bana soldan adam astı dedirtmeyin, sağdan da bir adam astı verin diyen mahkemelerdir. Ben o mahkemeleri hoş görmüyorum ama vallahi onun bile bir mantığı vardı. Bunların mantığını bulmak mümkün değil. Açık ve net bunu görmek. Çok doğru. Şimdi 12 Eylül'den hesap sormak. İki tane 90 yaşın üzerindeki piri faniyi telekonferansla ana inadı baba inadı dedirtmek değildir. Bu şahıslar babam dahil 220 insanın idamını talep etmiş olan cuntanın şahıslarıdır. Bunu bilerek ve bunun bilincinde söylüyorum, açık ve net söylüyorum. 90 yaşın üzerinde iki tane emekli orgenerali mahkemeye sevk ederek 12 Eylül'den hesap soramaz. 12 Eylül'ün siyasi, sosyal birçok zararı olmuştur Türkiye'ye. Türk sinemasını öldürmüştür. Türk sineması 15-20 yıl sonra canlanmıştır. Geriye gitti.
Türk sanat müziğini öldürmüştür. Türk kültür hayatını, Türk edebiyatını öldürmüştür. Anayasa. O döneme bakın, o dönemin şairi yoktur. Evet. Koca koca film artistleri o güne kadar bilinen ekmeksiz kalıp Türk sineması ölmüştür ve yabancı sinema Türkiye'ye girmiştir o dönemde. Sinemalar kapanmıştır. Özgürlüklerin önü tıkanmış. Koca koca sanatçılar sahneye evet. çıkıp şarkı söylemişlerdir. Niye? Bir film artistliği yapamıyor. Bir şekilde de bir ekmek parası kazanacak filan. Bunları sosyal olarak yani Türk toplumuna kültürel olarak, sosyal olarak, siyasi olarak verdiği zararları irdelemeden iki kişiyi mahkemenin önüne çıkartıp ben 12 Eylül'den hesap sordum diyemezsin. Büyük bir travma var. O güne kadar Türkiye'yi savunduğunu düşünen ve Türkiye'nin doğal antikoru olduğunu düşünen ülkücü hareketi devleti yıkmakla suçlamıştır. Ondan sonra anneler babalar çocuklarına aman evladım siz siyasete karışmayın. Apolitik Niye? Nesil yetişti diyoruz. İşte apolitik nesil ondan sebep yetişti. E peki bu ne oldu? İyi adam siyasete girmeyince işsiz avukat girdi. Beni mazur görsünler. Hastası olmayan doktor girdi. Ya da kahvede işsiz oturan adam siyasete girdi. Niye? İyi adam ailesi tarafından aman ha sen dur sen karışma çocuğum siyasete karışma. Peki siyaset pislikse demokrasiyi nasıl yaşayacağız bu ülkede? Bunları konuşmadan, bunları tartışmadan 12 Eylül'den hesaplaşamayız. Çok doğru. İki kişiyi yargıladın, bunları onbaşılığa indirdin, ayıptır. 12 Eylül'ün anayasasını hala kullanıyoruz. Anayasa değişikliği çok tartışıldı. Şimdi anayasayı generaller yazmadı. Orhan Aldıkaçlı yazdı, başka anayasa profesörleri yazdı. Burhan Hoca da onlardan birinin asistanıydı. Yani şimdi bunu kötüleyen Burhan Kuzu'nun bile parmağının olduğunu ben düşünüyorum 12 Eylül anayasasında. Zaten referandum başına mı şimdi bir, iki. Anarşi ve terör durduğu için Kenan Evren çıkıp ben bu anayasanın kefiliyim dediğinde Türkiye'nin %92'si buna evet oyu verdi. Şimdi hiç kimse ağzını eğip o %8 vermeyenin içinde biri olarak söylüyorum. Hiç kimse şimdi ağzını yana eğip efendim askerin yazdığı anayasa sen oy verdin koçum. Taksim'de sen siz hepiniz oy verdiniz ona. Hiç ağzını burnunu eğme şimdi. Şimdi Türkiye'nin %92'si oy verdi bu anayasaya. E şimdi hepsi akşamları televizyonlara bakıyorum. Hemen askerin yazdı. Asker masker yazmadı. Sivil hukukçular yazdı. Yani iyi bir anayasa demiyor. Ben aleyhinde oy verenlerden biri olarak söylüyorum size. Ama şimdi asker yazmadı bir. O günün şartları içinde yazılmış bir anayasadır. %87'si değişmiştir. Hala Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor. Türkiye'nin anayasayı yenilemeye ihtiyacı vardır. Yeni bir anayasaya değil, yenilemeye ihtiyacı vardır. Ve bu anayasa yenileme etnik bir zümreye hak vermek için değil, Türk toplumunun tümüne eşit anayasa vatandaşlık vermek için yenilenmelidir. Nokta. Evet, en son Kübaya Cami son günlerde konuşuluyor. Kübaya Cami konusunda sizin de bilgi dağarcığınız da vardı. Magazin kısmına geldi. Magazin mi yoksa gerçekten ciddi bir olay olarak? Ne ifade eder? Şimdi bu ne biliyor musunuz? Biraz kızacaklar biliyorum ama bunu böyle anlatmakta zorundayım. Başka türlü anlatılmaz. Eskiden kasabalara seyyar satıcılar giderdi ve buna panayır denirdi. Panayırda kumaş satan, ayakkabı satan, kundura satan, o zamanın ihtiyaçlarını satanların yanı sıra gösteri maksatlı gidenler de vardı. İp cambazları, ağzından ateş çıkartanlar filan. Tabii bu panayır kumpanyasıyla, bu ekibiyle birlikte de yan kesici, dolandırıcı, hırsız da bunlarla giderdi. O zamanlar bir yöntem vardı. Cambaza bak yöntemi. Yani şimdi cambaz ipin üzerinde yürürken millete cambaza bak, cambaza bak deyip onlar cambaza bakarken milletin cebindekini yürütürlerdi. Şimdi Allah aşkına ekonomi kötü. İşsizlik makyajlı bile %10'un üstüne çıkartmak zorunda kaldılar seçime giderken.
Yani %19.8 filan değil. O zaten 9.8 dediklerinde de tarım dışında %14'ün üzerindeydi açık ve net. Ha şimdi buna rağmen onu bile orada baskılayamadılar. İki gün önce açıkladılar 10.4 işsizlik. Ekonomi duvara gidiyor. Yani dolu dizgin duvara doğru gidiyor. Savaş kapıda. Ve bunun içinde ha Türkiye'nin tabii dış politikasına hiç giremedik tamam. Bu akşam. Oradaki problemler ayrı. Bir taraftan halkın ayranı kabarmış. Kardeşim biz bu kadar fakir zaruret içindeyken bin odalı sarayın manası ne? Bu uçak, üç tane uçak var. Yani İş Başbakan güvenliği. Cumhurbaşkanının uçağı olmasın diyen yok ama üç tane, dört tane varken kesinlikle. Niye beşinciyi aldın ve niye bu kadar parayı aldın derken cambaza bak, Küba'da cami, işte 11. yüzyılda Amerika'yı Müslümanlar keşfetti filan. Bu cambaza bak numarasıdır. Kesinlikle. Aman bakmayın cebinizdeki cüzdan gider, para gider. Bu kadar açık. Çok doğru. Ya hiç o zaman yani konuşmaya değmez diyorsunuz. İsterseniz biraz çok yoğun sorular geldi. Evinde oturanlardan ne sorular geliyor onları izleyelim. Ondan sonra yine çok yoğun bir şekilde bedelli askerlik var ve dış politika konusunda. Türkiye'de bir savaş söz konusu mu? Siz çok hiç kestirmeden söylediniz. Ekonomik krizi dediniz, duvara toslayacak dediniz. Bu yönde de çok yoğun sorular vardı ama evde oturanlar bakalım ne dediler, ne soruyorlar onları izliyoruz şimdi. Sayın Tuğrul Türkeş, Kürtlerin ana dilde eğitimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Evet, ana dilde eğitim bu çok Türkiye'nin tartışılan konularından birisiydi. Şimdi temin anayasada... Mesela babanızın da o da gelen evet. Sorular arasında Kürtçe bir televizyon yayını olursa Türkiye parçalanır demişti. TRT Şeş başladı, Türkiye parçalandı mı deniyor. O günden bugüne çok şeyler elbette değişti. Buna nasıl bakıyorsunuz hem yayınlara bir, hem... Bir kere Türkeş vizyonu olan rahmetli Türkeş önemli bir siyasetçiydi Türk siyasi hayatında. Onun için onun öngörüleri... genelde doğrudur. Ama bu her söylediğini bugün de birebir tatbik ederiz değil. Tabii ki meselede içerisinde. Olduğu gibi mesela 1. Körfez Harekatı'nda rahmetli Türkeş, Türkiye'nin de Irak'a müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Oysa ki 2. Körfez Harekatı'nda Türkiye'nin girmemesi daha doğru bir davranıştı gibi. Yani şartların içindeki söylenen olayları yanlış değerlendirmek lazım. O günün koşullarını değerlendirmek lazım. Şimdi insanlar dilekçe verip dünyaya gelmezler. Bunu bilelim. Yani bu Tanrı'nın bir takdiridir. Yüce Yaradan'ın bir takdiridir. Ve siz gözünüzü bir evin içinde açarsınız. O evde konuşulan dil sizin doğal dilinizdir. Ananızın konuştuğu dil, ana dilinizdir, adı üstünde. Oradaki inanç sistemi genelde sizin de, tek tük istisnaları var ama o evin inanç sisteminin içine doğduğunuz için, o evdeki o inanç sisteminin ritüelleri yaşandığı için siz de o inanç sisteminin bir parçası olursunuz. Bunlar sizin kazanımınızdır, kültürel zenginliğinizdir. Bunu anlamak lazım, bu bir. Ha şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi birçok farklı yapıdan insanın bir arada yaşadığı bir ülkede annenizin konuştuğu dili sizin bilmek ve sizin yeni nesillere aktarmak istemenizde mani, mahsurlu hiçbir şey yoktur. Ha, ama bunu bana devlet yapsın. Yok yani böyle bir şey de yok yani. Devlet daha birçok açığını, eksiğini tamamlayamamışken efendim bunu aynı zamanda devlet dili yapalım. Ay, sen ülkeyi dağıtırsın. Yani şimdi her bölgedeki konuşulan dili. Etnik dile veyahut dil olduğu iddia edilen lehçeyi, şiveyi o bölgedeki bürokrasi dili haline getirmeye kalkarsak bölgeler arası anlaşmayı bir kere ortadan kaldırırız. Şimdi o bakımdan tek dil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin dili Türkçe. Bu tek dili Türkiye muhafaza etmek zorunda. Bu açık ve net. Ama ben
annemden duyduğumu çocuğuma nakletmek istiyorum. Et. Bunun için bir mekanizma olması lazım. Kur. Kurslar kuruluyor. Pardon. Evet arkadaşlar, ben hazırlanın, biraz gençlerin sorunlarını konuşmak istiyoruz. Hı. Neden gençlerin sorunları konuşulmuyor diye yoğun bir trafik var ve üniversitelerdeki programlardan da biliyoruz, gelenlerde de var. Gençler hiç sorunları yok, kendilerini kurtaramadılar, ülkeyi, devleti, dünyayı mı kurtaracak diyorlar. Şimdi, biraz gençlerin sorunlarını da konuşalım istiyoruz. Evet. Ve bir de ısrarla dış politika. Bu ana dilde eğitim meselesinde... Sizi biraz rahatlatalım diye. Bunun bir, ha, sağ olun, bir gıcık geldi ama sıcak geçer. Sıcak ıhlamur getirse arkadaşlarımız. Daha şimdi bir kere devletin dilinin tek olması şartı vardır. Ve gelişmiş ülkelerin hepsine baktığınızda da böyledir. Amerika'da 40 yaşında adam yaşar ama Amerika'nın resmi dili İngilizcedir. Sabit. Almanya. Fransa'da, Almanya'da. Tabii. Almanca, Fransa, yani. Fransa'da Bretonlar var. Ama hiç kimse Fransız dili şey sabit. Ha, bunun daha da ötesinde hani her şeyde bir Avrupa merakımız var ya, AB normları. Peki Almanya'da evet, Angela Merkel'in bir şartı var. Diyor ki Almanya'da çalışan işçinin ailesi bile topluma uyumlanmak için Almanca bilmek zorundadır diyor. Yani vize alabilmek için orada çalışan bir işçimin eşi Almanca öğrenmek zorunda, yoksa gidip eşinin yanında oturamıyor. Şimdi AB normu bu. Şimdi bu dili pabuç gibi her şeyde Avrupa'yı bize örnek gösterenler, bir zahmet bunda da örnek alsınlar Avrupa'da. Evet. İngiltere'de İngilizcenin dışında bir dille komünikasyon ya da devlet bürokrasisinin işletilmesi mümkün mü? Değil. Ha, şimdi Türkiye'de 94 yıldır bu dil fevkalade güzel bütün bölgelerde işledi. En basit örneğini vereyim size. Eskiden kan davaları, namus cinayetleri vesaire vardı Güneydoğu'da. Herkes de Türkçe bilmez. Orada Kürtçe denilen değişik lehçeler vardır. Yani üçte bir değişik, Türkçe, Arapça ve Acemcedir. Evet. %10 kadar da kendi icat ettikleri kelimeler vardır. Bazıları hatta İran'a doğru yaklaştığınızda Farsça ağırlıklıdır. Güneye doğru geldiğinizde Arapça ağırlıklıdır. Tek bir dil bile değildir. Yani dil deyince bana kızıyorlar. Dilin rakamı olur. Yani 1, 2, 3, 4, 5 vardır. 1, 2, 3, 4 Amerikalı'nın, İngiliz'in vardır. Kürtçe dediğin nesne Acemce kullanıyor. Yek, düzeca. Olmadı. Yani dil bilimcilerin söylediği temel kuralları bir kere eksik bir şey. Ha şimdi ama ben bunu öğreneceğim. Hay öğren. Yani senin hakkındır. Öğrenebilirsin. Bununla ilgili kurs buyur, kursunu da oku. Ama benim devletimin birliğini, bütünlüğünü, düzenini dağıtmak için bunu resmi dil diye kullanacağım dediğinde devletin birliği, bütünlüğü ve anayasal eşitlik noktasında sen problem çıkartan oluyorsun. Biz ona itiraz ediyoruz. Evet. Ve hocam şöyle bir durum da var. Türkiye'de mesela 36 etnik unsurdan bahsediliyor. Yok ama öyle bir şey aslında. Yok ve şöyle bir durum da var. Yani sadece Kürt kökenli insanların bugün sesi çıktığı için böyle bir şey tanıyalım diyor. Bir sürü, yani o zaman baktığımız takdirde bir sürü farklı diller olacak. Hayır, onların hepsi. Olarak, yani hepsi mesela yapma, yani Çerkezler kendi aralarında Çerkezce konuşuyorlar. Evet. Abazlar konuşuyorlar. Konuşuyor. Kimse de Gürcü var. Çok ciddi Gürcü nüfusu Karadeniz'de var Türkiye'de. Karadeniz'de de çok. Yazlar niye ses çıkarmıyor o zaman? Şeyler var. Tatarlar var. Tatarlar kendi aralarında farklı bir dil kullanıyorlar. Evet. Hiç kimse bunlara mani olmuyor ama devletin dili, hemen, resmi evet. dili, eğitim dili. Yani birbirimizi nasıl anlayacağız? Şimdi Güneydoğu'da eski namus cinayetleri, kan davalarında Türkçe konuşmayan adam mahkemeye geliyor. Oradaki mübaşir ya da Kürtçeyi bilen insan filan buna tercüme ediyor. Neticede hakimler idam cezası bile verdi, müebbet verdi. Hiç kimse, hukuk tarihini araştırın, hiç kimse yahu ben derdimi anlatamadım da dilden sebep, bu Manisa'dan gelen hakim ya da Samsun'dan gelen savcı beni haksız mahkum etti diye bir vaka yok Türkiye'de. Şimdi bu nasıl oluyor?
Şimdi bir taraftan bağırınıp çağırınıyorlar falan, işte bir dil mil falan, tamam yani kendi anandan öğrendiğini tabii ki koru muhafaza et, ama hukukta idam cezaları verildi. Müebbet hapisler verildi. Yıllarla insanlar Güneydoğu'da töre cinayeti diye bilmem diye hapis yattılar. E peki Sinop'tan gelen savcıya ben derdimi anlatamadım, ben Türkçe bilmiyordum da haksız mahkum edildim. Böyle bir şikayet var mı? Hukukçularımız bir sonraki programda çıksınlar. Ama devlet tercüman atıyor zaten. Öyle hayır, bir şimdi bir de resmi tercüman meselesi de işin içine girdi. Daha önce Burak Bilir bir İsviçre'den yazıyor. Mübaşir, İsviçre'de 4 resmi bekçi, dil vesaire var diyor. Efendim? Burak Bilir İsviçre'den bir hemen mail göndermiş bu tartışmalar üzerine. İsviçre'nin örneğin diyor 4 resmi dili var diyor. Orası burası İsviçre. O coğrafyada ben 12 resmi dil de koyarım. Aynen çok öyle. Uç bir. Evet. Şimdi bakalım. Ben Türkiye. Biraz şu gençlerin yani, soruna girmek istiyorum. Evet. Çünkü program bitecek bir nevi biz gençleri konuşmamış olacağız. Tabii. Gençlerin önemli sorunu işsizlik. MHP iktidara geldi. Gençlere işsizlik konusunda, harçlar konusunda onları bahsettiniz. Eğitim ve gençler konusunda eğitimin daha yok, son nitelikli hale uygulama getirmek lazım. Son sorularımız yani, orada hiç, ne olacak daha nitelikli biraz yok. Açın yine gelen var. Eleştirilerden bir kısmı Turul Bey çok yuvarlak konuşuyor, biraz daha açsın diyor. Eğitimi daha nitelikli hale benim getirmek lazım. Benim kadar aleni ve köşeli konuşan kaç siyasetçisi koşturuyor. Eğitim konusunda biraz açar mısınız? Nasıl? Eğitim konusunda başka arkadaşlarım daha uzman. Ben burada ekonomi çok üzerinden gidiyor. Çok az bildiğim bir konuda konuşup yanlış yapmak istemem. Ama bizim Zuhal Hanım'ı, Özcan Bey'i, diğer arkadaşları yani milli eğitimle ilgili arkadaşlarımızı getirdiğinizde programa onlar o zaman bedelli askerlik o konuda bilginiz vardır. Ha, çünkü çok bedelli tartışılıyor. Askerlik meselesi. MHP hep karşı çıkardı şimdi destekliyor noktasına geldi hayır, diye. Hayır desteklemiyoruz. Gayet basit, gayet basit. Kaynak ihtiyacım var. İhtiyaç bana göre. Şimdi Doğan Medya Grubu'nda kaç personele ihtiyaç var? Bunu kim bilir? Buranın yöneticileri bilir, CEO'su bilir. Dışarıdan biri siyasi olarak Doğan Medya Grubu 600 adam değil de 1300 adam çalıştırmalı ya da 600 adam çok bunu 300'e indirmeli diyemez. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacını belirlesin ve beyan etsin. İhtiyaç fazlası varsa bedelli gelir. İhtiyaç fazlası yok da Türkiye bir Güneydoğu'daki yani sınır az önce bahsettiğimiz Suriye, Irak vesaire gibi şeyden bir ihtiyat bulundurması lazımsa o zaman da seçime gidiyoruz diye bir siyasi parti bedelli askerlik atraksiyonuna girmemeli diyoruz. Bu gayet net. Yani ihtiyaç sahibi kim? Türk Silahlı Kuvvetleri. Hele onlar konuşsun. Onlar şu anda gündemimizde yok diyor. Biri masanın altından bir tane vuruyor, öbürü bileğini büküyor. Ya çıkacak bedelli askerlik diyorlar. Ya bir bırak Allah Allah orduyu yönet diyor, ona yetki vermişsin, o da bu Anadolu'nun evladı. Onlar bir konuşsun bakalım ya, onları kimse konuşturmuyor. Peki şehit annelerini bu noktada... Daha geneline geleyim. Bugün 700 küsur bindir şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudu. Silahlı. Evet. Böyle bir orduya Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Veyahut da böyle bu dönemde asimetrik savaş dedikleri, yani teröristle, yani gayet meydana şey. Adamları dizmiyorsun artık da daha farklı bir savaş lazım. Teknolojik savaş. Bununla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri benim hatırladığım en az 4-5 yıldır çalışma yapıyoruz diyor profesyonel orduya geçmek noktasında. Bana göre Türkiye gibi bir ülkenin profesyonel orduya artık geçmek için hazırlıkları yapması tam lazım. Tam tersi olması lazım. O çerçevede değerlendirilmesi şimdi lazım. Ama bu vatandaşın sorumluluğu ve yükümlülüğü kapsamında her Türk genci, her Türk erkek genci askerlikle yükümlüdür. Bu tabii. Bir vatandaşlık görevidir. Bunun formunu değiştirebilirsin. Mesela bu noktada vicdani ret konusu dahil de tartışmaya açılabilir. Şimdi adam çıkıyor diyor ki benim vicdani ret hakkım var, ben askerlik yapmayacağım. Tamam o zaman ama kamu görevinde çalışırsın. Yani bütün bunlar konuşulabilir. Ha, ben askerlikten kaytarmak için ben vicdani retçiyim dedim ama buna rağmen beni askere götürüyoruz. Peki. Evet son soru hakkımızı kullanıyoruz hepimiz. Sen eline silah alıp mücadele etmek istemiyor musun? Hala ama senin emsallerin anayasanın eşitlik ilkesi içinde
gidip askerlik yapıyorsa 8 ay, 12 ay. Sen de o 12 ayı kamu devletin yedin uygun gördüğü bir yerde kamu hizmeti yaparak telafi edersin. Çünkü gidip ağaç dikersin. Yoksa ha, ben gidip de canımın istediği gibi gezerim diyemezsin. Diyemezsiniz. Evet, dahil son... ama bunu profesyonel ordu kapsamında değerlendirmesi. Herkes ben sıradan gideceğiz ama sıradan çok yoğun bir soru geliyor. Bunu niye sormuyorsunuz diye ısrarla da sorulmasını istiyorlar. Konuşulmasında yarar var diye ben sormak istiyorum. Ülkücüleri kolluk kuvveti olarak görmeyen Türkeş Bey'e diyor, soruyorum diyor. Hı. Vur de vuralım, öl de ölelim sloganla devlet beyin merak etmeyin onun da zamanı gelecek demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa'da onun söylenmesi. Evet. Lazımdı ve bir defa söylendi. Ama ne zaman gelir? Kürdistan kurulacağı zaman. Yani bu bir, o anlık söylenmiş şey. Şimdi bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin eskiden beri kabul ettiği resmi sloganları ve kabul edilmeyen sloganlar diye ikiye ayrılır. Bu slogan çok yaygın. Biz üniversitede evet, çok şahit olduk. Bu birçok yerde söyleniyor. Bu eskiden de başkaları tarafından da kullanılmıştır. Hatta sizin adınız Vural mı ki ben size vur diyeyim? Sizin soyadınız Savaş mı ki ben size savaşın diyeyim diye bunun karşısında çeşitlemeler yapan siyasetçiler de Türkiye'de görülmüştür. Şimdi o dönemde Türkiye'deki o gerilim noktasında o meydana çıktığınızda, siz kürsüye çıktığınızda o meydandaki psikolojiyi bir şekilde absorbe etmeniz lazım. Siyasetçinin hem tepkiyi alması ve o tepkiyi de sağlıklı bir şekilde yönlendirmesi lazım. Bursa mitinginde bu olay olmuştur ve Sayın Genel Başkan orada çok doğru davranmıştır. Ama dikkat edilmesi gerekir, altını kırmızıyla çiziyorum. Bir defa söylemiştim. Bir daha da aldığını almamakla o söylemin arkasında durmadığını gösteriyor. Evet, senden. Hocam son soru olarak şunu soralım. Şimdi Türkiye'de son dönemlerde bir böyle parti kurma furyası başladı. Herkes parti kuruyor. Hani bir partiye böyle ters giden, bir görüşünü beğenmeyen partiden ayrılıyor. Hemen böyle parti kuruluyor. Mesela işte Eminönü Teatan Anadolu Partisi'ni kurdu. Turul Bey de zamanında kurmuş tabii. Onlar. Şey şimdi işte onun için iktisat sahibi diye bana. Evet, evet, şimdi tam bu sorunun zamanı. Mesela Milli Mücadele Partisi var. İşte Millet ve Adalet Partisi var. Evet. Bir kişi çıkıyor, bir görüşe ters gittiği için, beğenmediği için kendi görüşünü mesela farklı partilerde veya siyasi yapılarda aramak yerine kendi başına, yani tek kişiyle hiçbir siyasi altyapısı olmadan, birikimi olmadan, yani bir partinin dayanakları, temel direkleri oluyor, temelleri oluyor. Bunların hiçbirisi olmadan böyle ortaya atılıp bir parti kuruluyor. Yani Türkiye'de siyasi fikirden çok siyasi parti ortaya çıkıyor. Evet. Sizce bunun temel sebebi nedir yani? Birçok sebep var. Bir kere beyanlara değil neticeye bakmak lazım. Şöyle bakmak lazım. Bunların bir kısmı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşıt girişim gibi olmakla birlikte netice itibariyle, hasıl edeceği sonuç itibariyle AKP'nin ekmeğine yağ sürer. Bir kere bunu çok iyi bizi izleyen herkesin dinlemesi ve anlaması lazım. Niye? Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 12 yıllık iktidarda kalmış olmak sebebiyle bir metal yorgunluğuna muhataptır. Her partide olur. Yani 12 sene iktidarda olduğunda iyi yaptığın şey gibi bir yan yaptığın yanlış sebebiyle destek için senden desteğini çeker. Şimdi önümüzdeki seçim, ben her yerde söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün gayretiyle uğraştı, aldığı oy 20 milyon oydur. Türkiye'deki total seçmen 55 milyondur. Bunun ortalama %83'ü ile 90 arası genel seçimlerde oy kullanır. Demek ki 45 milyon ila 50 milyon arasında oy sandığa gidecektir. 20 milyon oy AKP'nin siyasi hayatında maksimize ettiği ve en zirve noktadır. Hiç kimse Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni genel başkanından bunu 21 milyon yapacağını beklememektedir. AKP'liler dahil. Bu bir. İki,
hiç kimse Sayın Davutoğlu'nun bu 20 milyonu konsolide edip, yani muhafaza edip Adalet ve Kalkınma Partisi için sandığa sokabileceğini de beklememektedir. Bu sorular var ama biz geçen hafta Baykal'a da sormuştuk. Şimdi yine soruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti lehine tavır alırsa ne olur deniyor. Meydanlarda mesela. Anayasal suç olur. Öyle o kadar basit. Anayasa açık. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekir diyor. Sen o anayasayı değiştirmeden taraf tutarsan suç işlersin. Ha yarın anayasayı değiştirirsin de Cumhurbaşkanı seçildiği parti lehinde kampanya yapar maddesi koyarsın. Halk da referandumla bunu kabul ederse ondan sonra yaparsın. Ama mevcut hukuka göre anayasal suçtur. Açık ve net. Ha şimdi teminki noktaya döneyim. Şimdi demek ki Sayın Davutoğlu yönetimindeki, bir kere Recep Tayyip Erdoğan yönetmiyor hukuken asgariydi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni. Sayın Davutoğlu yönetiyor. Davutoğlu 20'yi alamayacak, 19'u da alamayacak, 18'i de alamayacak. Yani daha aşağıda bir şey alacak. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi bugüne kadarki çıkarttığı milletvekilini oyları alamadığı için meclise yansıtamayacak. E peki bunu kim alacak? Muhalefetteki partiler oylarını maksimize ve milletvekillerini artıracaklar. Bunu engellemenin yolu nedir? 2002'de yaşanan Cem Uzan olayı gibi bir takım partiler çıkartırsın, halkın kafasını karıştırırsın, oyu çok fazla dağıttığın takdirde büyük oy alan parti hak etmediği kadar milletvekilini meclise çıkartır. Bu neyi söylüyorsun sen? Adalet ve Kalkınma Partisi belki 260, belki 280 milletvekili çıkartacak kadar oy almışken bu sıralanan partiler nedeniyle diğer partilerin de oyunu bu partiler çalacağı için, çünkü çıktıkları partiler iktidar partisi değil, muhalefet partileri. Demek ki onları bölecekler. Onların verdiği zarar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarayacaktır. Tabii. Bunu bile bile onlar o partileri kuruyorlarsa Allah mübarek etsin, ama ben bugün de söylüyorum, seçim zamanında söyleyeceğim. Hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yan ürünleridir bana göre. Kurulanın hepsi. Evet, sıradan gidiyoruz. Buyurun. Tamam. Çankaya Köşkü'nden bahsettik. Aslında yani eski Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Çankaya Köşkü. Çankaya Köşkü Atatürk'ün benim manevi mirasımdır dediği önemli bir değeri olan bir pozisyonda. Fakat şu geçtiğimiz süreçlere baktığımızda, yani 10 yıllar diyelim, hani 10-12 yıllık bir sürece baktığımızda yavaş yavaş süre gelen bir Atatürk üzerinden Atatürk'ü bazı iddia edilen durumlar var. Atatürk'ü siliniyor, hani bir imaj kötüleştirme politikası yürütülüyor şeklinde. Atatürk'ü seven, ona saygı duyan, onun ilke ve inkılaplarını benimsemiş insanların duyduğu bazı şüpheler var, endişeler var. Bizim de en büyük inancımız tabii ki de mecliste yer alan milletvekilleri, bunun savunma noktasında, koruma noktasında. Çünkü anayasayı yapan sizlersiniz. Siz kurucu unsurlarsınız burada. Yavaş yavaş Atatürk'ün silinmeye çalıştığı bir noktadan bahsediyoruz. Törenlerin iptal edilmesi, bazı şeylerin, önemli hükümet yetkililerinin katılmaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumda acaba siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Atatürk'ün değerlerini korumak, onu teminat altına almak üzere bize bir teminat verebiliyor musunuz, yani Atatürk'ün şimdi değerini? Şimdi şöyle bir kere yani basında da olmasaydı da olurduk şeklinde. Mühim olanı Atatürk'ün, yani Atatürk'le birlikte silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni nasıl kurdukları ve nasıl yönlendirdiklerine bakmak lazım. Semboller önemlidir. Yani Çankaya Köşkü önemlidir. Bir takım Anıtkabir ritüeller önemlidir, Anıtkabir önemlidir vesaire filan. Ama hepsinden daha mühimi fikridir. Evet. Fikri, yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin laik demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmuş olan bu devletin kurucu iradesinin felsefesinde ne yatar? Bir kere buna bakmak lazım. Yani ben Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılmazsa ne olur? Müze olur. Ama öyle muhafaza edilmesi gerekir. Evet. Oraya alışveriş merkezi falan yapmamak lazım. Yani orası
efendim, Cumhurbaşkanlığı hizmet yeri olarak kullanılmıyorsa dahi oranın müze olarak muhafaza edilmesi gerekir ve formunun bozulmaması bir geleneği muhafaza açısından önemlidir. Ama mesela frak şart değildir bana göre. Niye? Rahmetli Atatürk zamanında Batı ülkelerinde, demokrasilerde o günün giyinme tarzına uygun bir şeydi. Arkası kuyruklu ceketler, önlükler, papyonlar vesaire filan. 21. yüzyılın Türkiye'sinde rahmetli Atatürk, yani tabii ben böyle varsayımları yapmayı kendim çok sevmem ama senin okuduğun, anladığın itibariyle rahmetli Atatürk 2014'te yaşasaydı herhalde bugünün modasına uygun çok şık giyinirdi. Evet, evet, evet. Ama 19. yüzyılın frağında ısrar etmezdi diye düşünüyorum. Tabii. Birilerinin dediği gibi gavur icadı diye değil. Evet. Bugünün 21. yüzyıla uymadı. Şapka kanunu buna örnek. Şimdi her şeyi de ortadan kaldıralım. Yok. Devletlerin gelenekleri olur. Yani bütün gelişmiş demokrasilerde tarihten gelen gelenekleri vardır. İngiltere hala ahırdan bozma yerde toplanıyor. Yani siz eskiden tüccarların koyduğu mal yığınlarının üzerinde evet, tartışırlarmış. İngiltere'deki parlamento iki tarafta oturuyorlar. Ortada şey bir masa ve kalkan o masanın üzerinde konuşuyor. Şimdi evet, efendim bugünün çok şık mimarları tarafından onlar yeni bir parlamento yapabilir mi? Şüphesiz ki yapar. Ama geleneği yaşatmak ve o gelenekle gelişmeyi beraber götürmek meselesi. Biz teminat. Türkiye'nin de bunu muhakkak sağlaması lazım, muhafaza etmesi lazım. Bizim, benim en sevindiğim şeylerden biridir. Birçok siyasetçi çıktığında Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ilgili, Atatürk'le ilgili sorulara muhatap olur. Biz hiç olmayız. Niye olmayız? Herkes bilir ki Milliyetçi Hareket Partisi Atatürk ilke ve inkılaplarıyla uyumludur ve onun devamı tarzında siyaset yapar. Hiçbir yerde bu konuda eleştirel bir soruyla karşılaşmamanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek. Evet. Senden zaten rahmetli Türkeş ne demiş? Atatürk'ün CHP'si olsaydı zaten MHP kurmaz mı diye bir sözü var rahmetlinin. Şimdi hemen kısa 1800 tek soru Sinan, tahmin edeyim. Tek soru. Hemen şu yorumu söyleyeceğim. 1800'lü yıllarda İstanbul Boğazı'nda iki yakasında saraylar yapılmıştı Osmanlı Hanedanı tarafından. Evet. Yani şu anki Aksaray'da o dönem gerekiyor. Evet, şu anki Aksaray ama savaş dönemlerinde yapılmış. Şu anki Aksaray'da zihniyetini aynı şekilde görüyorum. Yani batışımız görkemli olsun diyorlar. Kardeşiniz Ahmet Kutalmış Türkeş biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıyor. Evet. Yani şimdi Alparslan Türkeş'in mirası devamı siz misiniz yoksa Ahmet Kutalmış Türkeş mi? Bir de hemen, teşekkürler. Tamam. Bir de şu MHP ile ilgili çok bu da önemli. Çünkü siz hep iktidardan bahsediyorsunuz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anki görüntüsü şu. Yuvasına yılanın yaklaştığını gören ve henüz uçamayan bir kuş gibi civaklayıp duruyor MHP. 17 yıldır genel başkan Sayın Bahçeli 12 tane seçim kaybetmiş. Haziran'da hala başbakanlığı düşünüyor. Ben yani sizin gibi Türkeş'in oğlu, Türkeş'in mirasına sahip çıkan, MHP'nin iktidar olmasını düşleyen birisinin yani Bahçeli'nin arkasında bence değişmesi gerekmiyor mu? Meral Akşener, siz olabilirsiniz, Sinan Oğan var. Nereye kadar? Bırak 17, da ona da onlar karar hayır, versin. 12, ama ben halk olarak bunu soruyorum. 12 tane seçim kaybetmiş. 13 olacak bu kesin. %40 CHP oy mu çok olacak? Mu kazandı? Ya ben CHP'yi farklı söyleyeyim. CHP'den bahsediyorum. Yani partiler için. Önce ülkem, sonra partim, sonra ben diyen bir insanın hala Devlet Bahçeli'nin evet, arkasında kaçıncı seçimi kaybedecek? 90 yaşına kadar. Teşekkürler. Arkadaş sırayla geliyoruz. Buyurun. Bu şimdi çok dillendirilen bir şey. Buyurun. Sadece Sayın Bahçeli için değil, diğer bundan liderler için de. Bundan bir önceki verdi. Tam onu not alıyordum. O sırada buna girince kaptırdık gittik. Bundan bir önceki Ahmet sorun. Ahmet Kutalmış Türkeş'in. Ha kardeşim. Evet. Kardeşimi unutturdu. Yani öyle bir MHP'ye yüklendi ki kardeşimi unutacak hale geldim. Siz hesap edin. Bir kere siyaset şahsi bir olaydır. Yani her şahıs kendi fikriyatı doğrultusunda sıcak ve sempatik gelen partiyi seçme hakkına tabidir. Şimdi biz hiçbir yerde ben bugüne kadar ben Türkeş'in mirası adına siyaset yapıyorum demedim. Hiç bunu duymamışsınızdır. Ben Tuğrul Türkeş olarak siyaset yapıyorum. Evet siyasetçi bir aileden geliyorum. Çok şükür Türkiye'de tanınan 3-5 isimden birine sahip
bir babanın evladıyım. Ama efendim bu mirastır, bu miras hakkı da benim filan, hiç benim ağzımdan böyle laflar çıkmaz, çıkmadı da. Milliyetçi Hareket Partisi benim aklıma, fikriyatıma göre Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi, daha iyiye, daha güzele ulaşabilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi daha iyi bir araçtır. Siyasi partiler araçtır, amaç değildir. O bakımdan ben bu aracı iktidara gelip millete hizmet etmek için tercih etmişim. Kardeşim benden daha genç, o daha farklı bakıyor bir takım meselelere. O da orada milletvekili oldu ama bu o haklı ben haksızım ya da ben haklıyım o haksız diye bir şey değil. Ama 30 küsur yaşında bir adam adına abisinin konuşması uygun olmaz. Onu böyle bir programa çağırırsınız. Ahmet niye orada? Ahmet kendisi anlatır. Kendisi. Onu ben anlatamam. Ha, MHP konusuna gelince bu şablon Tayyip Bey'in agresif saldırı şablonudur. Yani istatistiki rakamlar 18 sene durdun, 11 seçime girdin, onu aldın, bunu verdin. Hayır. Şimdi Türk Milliyetçilerinin Partisi diyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir çizgisi var. Yani Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, bölünmezliği, dezentegre olmaması, dil bakımından zayiata uğramaması, bayrağına sahip çıkması vesaire. Sadece seçim kazanmak değil, siyasetçilerin görevleri vardır. Devlet Bey de evet 18 senedir ama siz bunu kötü bir şey gibi söylüyorsunuz. Ben size iyi tarafını söyleyeyim. Ya çok deneyimli bir siyasetçi. Yani, evet, genel başkanlıkta çok istikrarlı. Yalpalıyor mu hiç? Hayır, yalpalamıyor. Niye? Başbakan yardımcılığı yaptı, mecliste bu kadar dönem görev yaptı ve fevkalade deneyimli bir siyasetçi. Siz bir şeyi akıl ediyorsunuz da o da bırakması gereken günü o da kendisi akıl edip elbette ki bırakacak. Ha şimdi ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Bu kadar deneyimli siyasetçileri bıraktı diye de kenara atmak da doğru değil. Devlet Bey kendi takdiriyle ne zaman ise kendi kafasındaki zaman görevini bırakmak istediğinde bırakır veyahut da değişim olacaksa da buna MHP'liler karar verir. Başkası karar vermez. Ama Devlet Bey bıraktım dedikten sonra dahi onun deneyiminden, fikirlerinden Türkiye'nin istifade etmesi gerekiyor. Onursal başkan olarak belki de. Evet Murat yani, senden alalım. Bu çok önemli. Evet. Benim son soru olarak değişik yani başka bir konuya girmek istiyorum ve değinmek istiyorum. Hani hepimizin bilgisinin olduğu son dönemde ülkemizde uyuşturucu kullanımının ne kadar arttığı ve çocuk yaşa kadar daha indiği, geniş konuşmamız lazım. Çocukların yani oldukça düşük yaş seviyelerine indiği gözümüzün önüne seriliyor. Haberlerde işte kendini kaybetmiş gençlerin tavırlarını, hallerini görüyoruz ve gerçekten ailelerin ve bizlerin yüreğine korku salınıyor. Sizin Milliyetçi Hareket Partisi olarak oluşturduğu herhangi bir politika var mı bu konuda? Ve sorumun devamı olarak da PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinin bu bağlamda hani terör örgütüyle mücadelede esas unsurlardan birinin de onun gelir kaynağı olan uyuşturucuyla mücadele olması gerekmiyor mu? MHP bu konuda ne gerekiyor? Yapıyor? İşte ne politikalar üretiyor? İktidara gelirse ne yapabilir? Siyasi iktidara bunlarla müzakere etme, bunlarla mücadele et diye bunun için söylüyoruz. Yani bunlar müzakere edilecek şahsiyetler değildir. Bunlar mücadele edilmesi gereken tiplerdir. Uyuşturucu konusunda. Onun üzerinde. Yani, bu bonsai gibi kimyasal çok kolay ulaşılabilen korkunç, bir şey. Korkunç yani, bir şey ya. Herkes rahatlıkla şey. Alıyor, rahatlıkla ben, işte. İçişleri Bakanı'nın bu konuda omzunu silkip gezmesinden hayretler içindeyim. Yani dehşet içindeyim. Enteresan bir şey. AK Parti yönetimiyle birlikte geldi. Sizler genç olarak hatırlamazsınız. Daha önceden bakanlar filan kendi görev kapsamları içinde çok sorumlu davranırlardı. Ben buna teflon tava siyaset diyorum. Yani yapışmaz tava gibi. Bunlar aslında kendi içlerinde tutup çözmeleri gereken konuyu fışt ediyorlar, sırtlarından atıveriyorlar. Ya kardeşim, yani Türkiye'de ortalama günde bir iki tane televizyonu açtığımızda
bonsai denilen veya sentetik esrar neyse adı, bundan insanlar ölüyorsa bu İçişleri Bakanı'nın bir ar etmesi gerekmez mi? Utanması gerekmez mi? Başbakanın gidip el aleme Filipinlere bilmem neye ara bulucuk yapmaya kalkması yerine Türk gençliğinin içine düştüğü bu durum. Geçen de hangi kanalda hatırlamıyorum. Bir tanesi 2011 ile 2013 arasında Türkiye'de uyuşturucu kullanımı şeyi yapıyor. Mukayesesi. Cem Özdemir'in programıydı galiba. Muazzam bir artış var. Yani 2011'de belli yörelerde varken 2013 sonu itibariyle neredeyse Anadolu'nun tamamını uyuşturucu kaplamış. Şimdi bunun bir siyasi iktidar tarafından makro ele alınıp ve bundan çok etkin, aktif mücadele edilmesi lazım. Evet. Ha, yasa yeterli değilse yasayı güçlendirmek, oradaki cezalar azsa cezaları artırmak ve kolluk kuvvetini muhakkak bunun üzerine sevk etmek. Evet, Bilal senden de alalım. Evet, öncelikle bir soru üzerinde evet, iki tane soru. Başlık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe ve il başkanlığı düzeyinde kongrelere, kurultaylara hazırlandığı söyleniyor. Bunun olası bir 2015 genel seçimi hezimetinin veya seçim kaybedilmesinin bir dayanak olarak, dayanak noktası olarak genel başkanlık koltuğunu en azından kurtarmak açısından bir önemi var mıdır? İkinci olarak da şöyle bir durum var. İşte orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür dediğimiz bir durumda. Acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak en son Van'a, Hakkari'ye, Şırnak'a, Siirt'e veya Güneydoğu veya Doğu Anadolu illerine en son ne zaman ziyaretlerde bulundunuz ve o bölgenin halkıyla oy alamadığınız Sayın Başbakan'ın siyasetçilerin sıklıkla söylediği efendim bunlar Sivas'ın ötesine geçemez, Malatya'nın ötesine geçemez söylemini acaba siz de bir şekilde isteyerek veya istemeyerek onaylıyor musunuz? Onlara size eleştiri yapmaları konusunda bir davetiye çıkarıyor musunuz? Evet. Şimdi bir kere siyasi partiler yasasına göre yönetilirler. Bu siyasi partiler kanunu diyor ki 2 yıldan erken 3 yıldan da geç olmak üzere olağan kongreni yapman evet. lazım diyor. Milliyetçi Hareket Partisi, AKP'nin de aynı zannedersem evet, zamanları. Onlar da başladılar. Biz de başladık. Evet. 2015'in Kasım'ına kadar biz siyasi partiler kanununa göre olağan kongremizi yapmak zorundayız. Evet. Aynı zamanda da 2015'in Haziran'ında da bir genel seçim var. Evet. Yani biz bunu eş güdümlü götürmek zorundayız. Ama bunu şöyle yapsak, şimdi, hani tabii size akıl vermek olarak değil ama bir fikir olarak, bir görüş olarak. Hani bu kongreyi aslında biz genel seçimin sonrasına bıraksak. Büyük kongreyi gene bırakırız. Yani büyük kongreyi zaten bırakırız. Yani, ama o tarafta olacaksa kongreyi, tamam bu sorunun cevabını almıştım. Büyük kongreyi evet. yapabilmek için ilçe kongrelerinde evet, il kongresi evet. delegesini, aynen, delegelerini seçip il kongrelerinde yapıp üst kurul delegelerini tabii. seçmek lazım. Bu bir süreç. Yani şimdi bunu bir taraftan bitirmemiz lazım. Bu bir. İki, bir de ortalıkta seçim artık zamanındadır Türkiye'de genel seçim ama 7 Haziran son tarihtir kanun gereği. Evet. Yani erken 4 yılda bir seçim dendiği seçim. İçin Haziran'ın 7'si son tarihtir. Demek ki Haziran'ın 7'sinden önce Mayıs ayında ya da Nisan ayında da bir yapılacak seçim zamanında seçim addedilir. Evet. Şimdi az önce belirttiğim gibi Ahmet Davutoğlu tutmadı, kan kaybediyor, paniği başlarsa meclis aritmetiğinle daha erkene alınabilecek bir seçim mi biz öngörmek zorundayız. Ona göre de iki ayağımız pabuca girmesin diye ilçe kongrelerini, il kongrelerini bir taraftan yapalım ki hem de o il ilçe kongrelerinde partinin seçim çalışmasında başlamış olacağız, propaganda çalışması yapacağız. Bunları tamamladıktan sonra da seçimin durumuna göre seçimden sonra genel kongreye gideceğiz. Eğilim bu. Bu bir. İki. Şimdi ikincisi neydi? Doğu'ya niye gidemiyorsunuz? Ha, Doğu'ya. Ya bu çok iyi bir soru. Bunu sorduğunuz gidelim, için özel teşekkür ediyorum. Ama hayır. Ben gidelim. Yani son yerel yönetim seçiminde bizim genel sekreterimize arkadaşlara
Dedim ki arkadaş, bu Sayın Başbakan o zaman. Çok tersiliyorsunuz, öğrenciler terletti diye yarın. Yok, hayır hayır, stüdyoda o sefer. Keşke onlar keşke terletse, daha o kadar terletemediler. Kışkırtayım biraz. Hadi bakalım. Şimdi daha densin o zaman. Geçen yerel yönetim seçiminde genel sekreterimize dedim ki bak bu Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ın doğusundan gidemiyorlar diyor. Bana iki tane de batıda görev verin dedi. Doğuda. Ben hiç bu tarafa geçmedim aynen, ki. Doğuda. Ahlat, Adil Cevaz, Elazığ. Evet. Sivas'ın doğusundaki ilçeleri dahil hepsine ben gittim. Bu kadar açık. Yani sadece ben gittim değil. Milliyetçi Hareket Partisi'nden birçok insan gidiyor. Sonuç alamıyor. Ondan sonra hayır efendim sonuçlu alınıyor. Sivas'ta kazandığımız ilçelerimiz. Ama Sayın Başkanım hani zamanında Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazanmış bir Milliyetçi Hareket Gene Partisi'nden. Gene kazanacak MHP. Yıllar sonra. MHP'nin şanlı günleri ama, geliyor. Ya tabii yani. Şöyle bir durum. Kesinlikle hayırlı çok olacak. Politikacıların şey, hayal dünyası çok geniş ve umutları hiç tükenmiyor o açıdan. Evet. Hayır ama umudunu almazsa şimdi bakın. Demokrasi içinde bu ülkeyi daha iyiye ve daha götürmeyi, daha güzele götürmek için... Bazı seçmenler de var ki benim partim hiç mi seçim kazanmayacak diye, hiç mi iktidara gelmeyecek diye karamsarlar. O kadar ayak diriyip de takımlar her şeyi, gibi, yani her şeyi bu Beşiktaşlı olarak 20 yıldır şampiyonluk yüzü görmedik diyenler. Çünkü bizim Fenerbahçe bu sene de şampiyon olacak da. Yani şimdi takımlarda olduğu gibi partilerde şimdi, de bu var. Samet bugün sessiz gençliği temsil ettin. Bekledin akil adam gibi... Evet, son söz açtık. Ben şey soracağım. Koalisyon hükümetinde siz vardınız. Evet, Abdullah Öcalan'ı şartlı mı serbest bıraktılar? Şöyle. O dönemde ülkenin değişik bürokrasisinden istihbarat, asker vesaire bilebildiğim kadarıyla az önce arkadaşlar soruyordu. Ben birçok yerde takılıyorum. Ben yıllık iznimi kullanıyordum o arada. MHP'de değildim ama bildiğimi yani konuyu biliyorum. Onu söyleyeceğim. 7,5 saatlik bir liderler zirvesi yapıldı. Bu 7,5 saat içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zamanki öngörüleri, liderlerin öngörülerinin yanında Genelkurmay'ın, MIT'in, emniyetin birçok verisi değerlendirildi. Ve 7 saatin üzerinde 8 saate yaklaşan bir değerlendirme yapıldı. O değerlendirmedeki hakim kanaat, bunun ülke açısından daha yararlı olacağı fikriydi. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak burada anarşinin durması kaydı ile idam cezası verildikten sonra meclise sevkinin bekletilebileceğini ifade ettik. Fakat anarşinin tekrar yükselmesi halinde bekletilmeden meclis genel kuruluna indirilip bu idamın icra safhasına konması gerektiğini söyledik. Alınan karar budur. Kamuoyunda çok yanlış yorumlanıyor. Daha sonra Türkiye seçime gitti. 57. hükümet sonlandı. Daha sonra gelen siyasi iktidarlar döneminde idam cezası kalktı. İdam cezası kalkınca meclis genel kuruluna indirilmesi diye bir şey söz konusu olmadı. Ama onun sorumlusu biz değiliz. Adalete kalsın. Şu anda serbest bırakılsın diyorlar. Son bir soru da ben sormak istiyorum. Bununla da tamamlamak istiyorum. Türkiye yıllarca koalisyonla yönetildi. Sonra koalisyonlardan bıktı. Türkiye koalisyonlarla yürümüyor. Kalkınma hızı gerçekleştiremiyor. Tek parti iktidar dönemine dönüldü. Şimdi önümüzdeki seçimde sizce nasıl bir tablo ortaya çıkar? Yine tek parti mi? Herhangi bir parti olabilir. AK Parti ya da siz ya da bir koalisyon mu bekliyor? Koalisyon olursa Türkiye'nin bu lehine mi aleyhine mi olur? Bir kere Türkiye'nin lehine olan değişimdir. Yani 12 yıldır kemikleşmiş ve az önce de belirttiğim gibi metal yorgunluğuna uğramış olan bir siyasi partinin bundan sonra devam etmesi teknik olarak mümkün değildir. Zor. Bir, ikincisi az önce gene değindik. İki başlık var orada. Yani mevcut parti yönetimi yeterli gelmiyor. Cumhurbaşkanı mecbur kalıyor. Görevini tehlikeye atarak onlara destek çıkmaya çalışıyor. Şimdi bu da demokrasiyi incitiyor. Bunları çözmenin yolu değişimin gelmesidir. Tercih tek başına iktidardır. Yani bu tip varsayımları biz de duyuyoruz. İşte tek başına bir parti gelemeyebilir, koalisyonlar olur. Ama tercihen
vatandaş nasıl ki daha önce olmayan bir parti AKP kuruldu, yeterli oyu verdiyse yarın da Haziran seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne verir. MHP tek başına iktidara gelir. Hasar tespitini yaparız. Eksik yapılanları tamamlarız. Yanlış yapılanları düzeltiriz. Türkiye'yi iyiye, güzele, refaha götürürüz. Ama koalisyon gelirse, bu da demokraside bir formül. Evet. Çok tercih edilen değil ama bir formül. Cumhurbaşkanı seçiminde CHP ile koalisyon yapabileceğinizi gösterdiniz. Olası bir koalisyon tablosu. CHP ile koalisyon yapmadık orada. Ortak aday gösterdiniz en azından. Bir araya geleceğiz. Yani AK Parti ile de aynı şekilde bir araya gelebilir misiniz? Koalisyon kurabilir misiniz? O gün değerlendireceğim. Ve sevgili izleyenler, Sayın Tuğrul Türkeş'te hem bugünü konuştuk hem de geleceğe yönelik konuştuk. Öğrenci arkadaşlarımız ve sizden gelen sorular çerçevesinde de epey bir konuları açabildiğimiz kadar açtık. Ama Türkiye'nin sorunları tek bir konuyu alsak bile sabahlara kadar sürecek. Çok konuyla konuşulunca da içinden çıkılamıyor. Sayın Türkeş, MHP olarak umutlu olduklarını ve tel yorgunluğu yaşadığını iktidarın ve yeni bir iktidar beklediğini söyledi. Ama AK Parti de bu arada kendini yenileyip yeni bir kadrolarla seçime girerse ne olur onu da bilemiyoruz. Sandıktan ne çıkacağını bilmiyoruz ama demokrasinin yaşaması için sandığa her zaman güvenmemiz lazım ve Sayın Türkeş'in de söylediği gibi siyaseti eğer ciddiye alıyorsak, demokrasiyi ciddiye alıyorsak da siyaseti birilerine bırakmayıp hepimizin taşın altına elini koymamız gerekiyor. Herkes siyaset yapsın diyor. Özellikle gençler yapsınlar diyor. Ve sokağa hem çıksınlar diyor hem çıkmasınlar diyor. Sokağa çıksınlar, Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar ama şiddet için, terör için çıkmasınlar diyor. Bu konular konuşulacak, tartışılacak ve ne kadar çok konuşursak da o kadar iyi olacaktır diyoruz. Gelecek hafta tekrar buluşmak için hepinize iyi geceler diliyoruz. Uykusuz bıraktık ama Türkiye'nin geleceği için arada bir uykusuzda kalmak gerekiyor. Sadece diziler yok, sadece yarışmalar yok. Bir de Türkiye'nin böyle gerçek sorunları var. Onu da onlar seyretti konuşmazsa, bunlar konuşmazsa kim konuşacak? Gençler konuşmaya devam ediyor, edecekler de. İyi geceler, hoşçakalın.